Ulusal Kanal ekranlarından mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Tarih 4 Nisan 2021 saatler 14'ü gösteriyor. Gün İçinden programıyla karşınızdayız. Gün İçinden başlıyor. Möntüre anlaşması tartışmaları başlığı altında 103 emekli amiral bir bildiri yayınladı. Bildiri tepki çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mavi Vatan'da cephe gerisine hedef alındığını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiriye ilişkin resmen soruşturma başlattı. Ya başka 90... uluslararası anlardan da Montreux'yu, böyle bir kararlı. Montreux'yu tanımıyorum, feshettim dersi. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde bakanlar kurulumuz değil, Almanya da bunu yapabilir, Amerika da yapabilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bu sözlerinin ardından Montreux tartışması başladı. Emekli 103 amiral de bir bildiri yayınladı. Bildiride Montreux'ün tartışma konusu yapılmaktan kaçınılması istendi. Bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz denildi. Bu bildirinin ardından ilk tepki hükümet adına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündedir. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun kanıtıdır. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için mücadele verirken, bir takım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. 103 emekli amiralin ortak imzalı yayınlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi MHP nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Konu vatandır. Konu demokrasidir, konu milli iradedir. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. 103 emekli amiralin hazırladığı bildirinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır denildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 103 emekli amiralin bildirisiyle ilgili ortak mesaj yayınlandı. Biz buradayız, devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız ifadeleri kullanıldı. Montreux Antlaşması tartışmaları başlığı altında 103 emekli amiralin bildirisine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. İçişleri Bakanlığı'nın ortak bildirisi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın hesaplarında da paylaşıldı. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama, tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da tepki geldi. Soylu, sosyal medya hesabından "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir." mesajını paylaştı. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya diğerleri? 103 emekli amiralin bildirisiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında binlerce yıllık tarihi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında olduğundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Bildiriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve dışında Doğu Akdeniz'de kararlılıkla mücadele ettiği belirtildi.
Açıklamada Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadeleri yer aldı. Bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi ve kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamayacağı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında ordunun giderek güçlendiğini, uzun yıllardan beri hayal ettiği harekat etkinliğine ulaştığı ifade edildi. İllerin haftalık vaka sayıları açıklandı. Haritada mavi şehir kalmadı. Üç büyük şehirde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Son bir haftada en çok artış Samsun, İstanbul, Yalova, Kırıkkale ve Çanakkale'de yaşandı. Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis'te ise vakaların en düşük olduğu iller olarak belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir. Üç büyük şehirde vakalar yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusuna denk gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Haritada vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 591.45, Ankara'da 272.79, İzmir'de ise 218.88 oldu. En çok artışın yaşandığı il yine Samsun olarak belirlendi. Her 100 bin vakada Samsun için son bir haftada rakam 678.72 oldu. Samsun'u bir haftalık artışla İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli takip etti. Mavi renkte olan Şırnak'ta sarı renge döndü. Yine de vakaların en az görüldüğü illerin başında yer alıyor. En düşük vaka sıralamasında Şırnak'ı Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis takip etti. Evet sevgili seyirciler, vaka sayıları artıyor ve bunun dışında da tabii ki aşıyla ilgili de gelişmeler var. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Taceddin İnandı bizimle birlikte. Sayın İnandı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, vaka sayılarında artış gözleniyor. Size öncelikle şunu sormak istiyorum. Vaka sayılarındaki artışı neye bağlıyorsunuz? Aşılama ile ilgili oranların düşük olmasına mı, yoksa vatandaşların gerekli tedbirleri almamasına mı, hangi oranda bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle vaka sayılarındaki artışın nedenlerinden birisi virüse ilişkili, hastalığa ilişkili. Yani hastalık etkeni biliyorsunuz bir mutasyona uğradı. Yapısında bir değişiklik ortaya çıktı. Ve bunun sonucu olarak da daha bulaşıcı hale geldi. Özellikle İngiltere'de gözüken bu mutasyon varyant, ülkemizde de şu anda en yaygın gözüken hastalık etkeni, COVID etkeni olarak görülmeye başladı. Birinci nedeni bu. Yani hastalık etkeninin, virüsün yapı değişikliği göstererek daha bulaşıcı ve hatta bir miktar çocukları ve genç yaşlıları da etkileyen bir özelliğe bürünmüş olması. İkinci bir nedeni ise, artıştaki ikinci bir nedeni ise bizim önlemlere uyumumuzla ilgili. Yani bizler belki biraz yorulduk ve geçtiğimiz yıllara, daha doğrusu geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2020 yılının Mart-Nisan aylarına baktığımızda vaka sayıları çok düşük olmasına karşın çok daha sıkı, katı tedbirler almıştık. Toplum olarak da daha uyumlu bir durumda idik. Ama 2021 yılında, işte ikinci dalgadan hemen sonra vaka sayılarında aslında 5-6 bine kadar düştükten sonra bir düz seyir ortaya çıkmıştı ki biz bu seyirde henüz açılma gerçekleştirmemiştik. Ve artış başladığı anda da zaten
yine açılmaya başladık. Bunun da etkisi var. Yani erken zamansız bir açılma bu şeyi de hızlandırdı. Yani birinci nedeni virüsün özelliğindeki değişme, ikinci nedeni bizim salgın yönetimimizle ilgili, açılmamızla ilgili olarak görüyorum. Bu iki neden. Tabii aşı zaten daha önce de yoktu. Geçtiğimiz hani yıl aşı yoktu. Aşının olmayışı bunu kolaylaştıran bir faktör. Ama aşı olmasa da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Daha önce kontrol altına aldık. Bugün de yapabileceğimiz önlemler belli. Toplumsal iletişim hareketliliği kısıtlamak, hızlı test yapmak, filyasyon, karantina işlemleri, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallarla biz hastalığı kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi mutasyondan bahsettiniz. Hayatımıza yeni kelimeler girdi ve çoğunun anlamını aslında bilmiyoruz. Belki takip ediyoruz ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mutasyon bir dönem halk arasında da yanlış bir algıya sebep oldu. Yani virüsün mutasyona uğramasını daha serbest dolaşıma sahipmişiz gibi bir algı oluştu. Hocam, bu konuyla ilgili özellikle altını çizmenizi rica ediyorum sizden. Virüsün mutasyona uğraması bizim daha rahat davranmamızı gerektirecek bir şey midir, değil midir? Bu konuyla ilgili de bir açıklama yaparsanız çok memnun olurum. Evet, böyle bir beklenti vardı aslında. Yani virüs mutasyona uğrayarak bir görüşe göre daha hafif seyredecek hale geçecekti. Ve böylelikle bizler de belki daha rahat dolaşabilecek idik. Bunu söyleyenler de oldu. Ama virüsün mutasyonu sonucunda ne çıkacağını kestirmek pek kolay değil. Mutasyona bağlı olarak daha ağır hastalık seyri gösteren bir tipi de ortaya çıkabilir. Daha bulaşıcı olan, ki şu anda karşımıza çıkan mutasyonlardan bir kısmı böyle. Çok sayıda mutasyon var ama daha hızlı bulaşan daha baskın hale geliyor ve şu anki daha hızlı bulaşan türü daha hafif değil. Yani orijinal virüse göre İngiliz varyantı daha hafif seyretmiyor. Özellikle gençleri ve çocukları da etkilemeye başladı. Bunu da biliyoruz, görüyoruz. Ve daha da hızlı bulaşıyor. Dolayısıyla bizim işimiz biraz daha zorlaştı. Bu anlamda tam tersine geçtiğimiz sene kontrol altına aldığımız önlemlerle kıyasladığımızda hastalığı kontrol edebilmek için şu an daha sık önlemlere ihtiyacımız var. Daha sert, daha katı önlemlere ihtiyacımız var. Aşılanıncaya kadar, yani aşı ortaya çıktığında toplumsal bağışıklığı sağladığımızda elbette daha rahat bir döneme geçeceğiz. Peki çıkan pozitif vakaların mutasyonlu olup olmadığıyla alakalı bir sonuca varmak için de laboratuvarlar kuruldu sanıyorum. Bunun ne faydasını göreceğiz? Yani tabii ki mutasyon, bu değişiklikleri izlediğimizde bizde hangi tür mutasyon var? Bunların hani örneklem yapılarak takibi yapılmaya çalışılıyor. Etkenin ne olduğunu bilmemiz önemli. Neyle mücadele ediyoruz? Nasıl bir hastalık etkeniyle mücadele ediyoruz? Ve ne tür yapı değişikliği gösteriyor? Bu değişiklikler kimleri nasıl, ne kadar hasta ediyor ve nerede bulaşıyor? Bunları bildiğimizde daha rahat mücadele etme şansımız var. Dolayısıyla bir yandan bunları takip etmek ve bunlara ilişkin bilgiler üretmek son derece önem taşıyor. Hastalık etkenliğiyle mücadelede aşılar etkili olacak mı, olmayacak mı gibi konuları da takip etmemiz lazım. Evet, şimdi aşı geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek derken aşı yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor öncelik sıralamasına göre ama sevgili hocam, burada şimdi ikiye ayrıldık biz. Hangi aşı daha iyi? O aşı mı iyi, bu aşı mı? Şimdi bunu tartışıyoruz aslında halk dilinde de daha çok. İşte nasıl bir tercih yapmalıyız? Biraz kafa karışıklığına sebebiyet veriyor çok tercih olması. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz vatandaşlarımızın? Tabii bir aşıları genel olarak değerlendirdiğimizde, herhangi bir aşıyı genel olarak değerlendirdiğimizde iki temel özelliğine bakarız. Bunlardan bir tanesi aşının güvenli olup olmadığıdır. Yani aşı yapılan kişide yan etki, ölüm, sakatlık ya da hastalık herhangi bir hastalığa yol açıp açmadığıyla ilgilidir. İkincisi de aşının etkili olup olmadığıyla, yani hastalığa karşı koruyucu olup olmadığıyla ilişkilidir.
Bu iki açıdan baktığımızda, ülkemizde uygulanan iki aşıyı değerlendirdiğimde, BioNTech aşısının, yani Alman firmasının ürettiği, Pfizer'la beraber ürettiği mRNA denen aşının etkinliği bizim yaptığımız Çin'den gelen Sinovac aşısına göre daha fazla olduğu yönünde bir şey var, bilimsel şey var. Ama en azından şu var, hani bu Pfizer ve BioNTech aşısının faz 3 aşaması sonuçları çok açık, net bir biçimde yapılan çalışmalarda etkinliğini net bir biçimde ortaya koymuş gözüküyor. Ama Çin'den gelen aşının etkililik oranı, hastalığa karşı koruyuculuk düzeyi biraz tartışmalı. Yani işte Brezilya'da, Türkiye'de ve Endonezya'da 3 farklı ülkede yapıldı ve sonuçlar epeyce farklı çıktı birbirinden. Ama gözüken o ki yine bu aşıda özellikle orta ve ağır düzeydeki hastalıklar açısından son derece etkili. Evet. Yani hastaneye yatışı ve ölümü önlemesi bakımından etkinliği de oldukça iyi. Şimdi Sayın İnandı, bir de aşıların muhafaza şekli var. Şimdi bakıyoruz mesela Pfizer eksi 70-80 derecelerde ama Sinovac artı 4 derece. Şimdi arada bu kadar fark olduğu zaman şunu sormak istiyorum size. Aşı muhafazası aşının türüne göre değişkenlik gösteriyor diyebilir miyiz? Şimdi bu kadar farklı derecelerde muhafaza edilen aşıların da birbirine yakın ya da muadil olması soru işareti yaratıyor kafalarda aslında. Ya tabii ki onlar aşının soğuk zinciriyle ilgili. Tüm aşılar bir soğuk zincir içerisinde gelir. Yani eski aşılar da öyledir. Soğuk zincir diye tanımlanan üretim noktasına, tüketim noktasına kadar bazı kurallar içerisinde gelir ve bunu sağlıyorlar. Yani ülkemizde de bunu sağlıyoruz. Biz Pfizer-BioNTech aşısı için de bu koşulları yerine getirdikten sonra bu aşıyı getirip dağıtıyoruz ve diğerine getiriyoruz. Yani bu aslında biraz belki daha zor olabilir ama onunla da ilgili bazı gelişmeler oldu biliyorum. Taşınması, saklanması konusunda. Şu anda o büyük bir engel gibi gözükmüyor. Yani aşıların korunması, eksi 70 derecede korunması Pfizer-BioNTech aşısı açısından da çok büyük bir sorun değil. Ama bir miktar dezavantaj yaratıyor mu? Yaratıyor tabii ki geleneksel olana göre. Bir miktar şey yaratabilir. Ama her iki aşı da güvenli ve her iki aşı da etkili. En iyi aşı hangisi derseniz en yakın erişebildiğiniz aşı. Erişebiliyorsanız her ikisi de mümkün. Hani yan etkiler bakımından da baktığımızda güvenli bir biçimde kullandık. Bugüne kadar Türkiye'de milyonlarca aşı yapıldı. Özellikle Çin'den gelen Sinovac aşısı. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Çok az yan etki, ağır diyebileceğimiz, ileri diyebileceğimiz yan etki çok çok nadir. Peki yerli aşı gündemde Sayın İnandı. Yerli aşıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Uluslararası standartlara ne kadar uygun? Türkiye bu teknolojinin hangi tarafında ve biz bunu ne kadar sağlayabileceğiz? Evet, yerli aşıyla ilgili çalışmalar henüz daha faz 2 aşamasına en hızlı ilerleyen faz 2 aşamasına gelmiş gözüküyor. Yani birinci aşamada toksik güvenlik etkileri, ikinci aşamada etkililik aşaması denebilecek bir aşamada. Ama bu daha benim tahminim birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin aşı konusunda kesintili bir süreci var. Geçtiğimiz hani bir yüzyıla bakacak olursak Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı üretimi konusunda epeyce bir çabası var. Refik Saydam merkezi kurulmuş ve burada aşı çalışmaları yapılmış, aşı üretilmiş, aşı ihracatı yapılmış. Ama sonra vazgeçilmiş, dışarıdan aşı alımına gidilmiş ve son yıllarda kadar da aşı Türkiye'de üretilmemiş. O nedenle de Türkiye'nin aşı deneyimi biraz zayıf ve pek çok şeye yeniden başladık ve hani dolayısıyla aşı bulunması, üretilmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Hala Türkiye'de yerli aşıların üretilmesi gibi ama Türkiye'nin bir an önce aşı bulmaya çalışması lazım. Aşı konusundaki en temel sorun aşının tedarik edilmesi. Yoksa hızlı aşılama kapasitemiz var. Sağlık altyapımız, sağlık çalışanımız bu açıdan iyi. Yani bir günde 1 milyonun üzerinde 1,5 milyon
hatta 2 milyona bile zorlayabileceğimiz bir kapasitemiz olduğu söyleniyor. Ama 1 milyona yakın aşıyı da yaptık geçmiş aylarda. Dolayısıyla bir an önce farklı firmalarla, faz 3 aşamasını tamamlamak üzere olan firmalarla, şirketlerle aşı sözleşmesine gidilebilir. Mevcut olan yine onay almış diğer şirketlere de aşı bulmak lazım. Aşıdaki temel sorun bu. Ve buradan çıkışın tek yolu da aşı bulmak aslında. Yani başka diğer çözümler daha kısa süreli. Yani maske, mesafe, el hijyeni gibi ya da kapanma gibi konular kısa süreli. Ve şu anda da aslında hani siz de başta rakamları verdiniz. Durum pek de iç açıcı değil. Bugüne kadar dönüp baktığımızda rekor seviyede 40.000'in 44.000 dünkü rakam 45.000'e dayanmış durumda ve yükseliş devam ediyor Türkiye genelinde. Yarın öbür gün bu yükseliş devam edecek. Bu trende baktığımızda 50.000'in üzerine 60.000 üzerine çıkabileceğimiz bir durum söz konusu. Ve bu da sağlık sisteminin üzerine büyük bir yük getirecek. Yatak kapasitelerini dolduracak, yoğun bakımları doldurabilecek. Çok sayıda ölüme yol açabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Dün itibariyle bizim derneğimiz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği bir açıklama yaptı ve hemen şimdi acilen daha etkin önlemler alınması gerekiyor. Çünkü burada zaman son derece önemli. Bir gün son derece önemli. Bir gün yüzlerce hasta demek, binlerce hastanın kurtarılması demek, ölümün, yüzlerce ölümün kurtarılması anlamına geliyor. Bir an önce daha etkili önlemlere ihtiyacımız var. Yani Ramazan'ı bekleyeceğiz bir kısım önlemlerin uygulanması için. Ama bir haftadır. Son derece önemlidir. Şu an can yakıcı bir düzeyde Türkiye'de ve Avrupa'daki sıralamada en çok vaka bildiren ülke durumuna düştük. Ve de hani şeye baktığımızda tehlikeli, vahim bir duruma göre ilerliyoruz. Yani salgın açısından baktığımızda en yüksek noktadayız, rekor seviyedeyiz ve şu anda bizim bugüne kadar aldığımız en sıkı, en katı tedbirleri uyguluyor olmamız lazım şu anda. Ama o öyle değil. Okulları kapatmıştık biz çok daha az rakamlarda. Şimdi okullarımız açık. Öğretmen aşıları yok, öğretmenler aşı olmadı. Evet. Sorunlarımız devam ediyor. Bir son dakika haberi de gelmişti. Hocam size soracaktım zaten. Ankara İl Umumi Hıfzı Sıha Kurumu'ndan geldi bu açıklama ve yarından itibaren 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Bir son dakika gelişmesi olarak da bu bilgiyi size aktaralım. Görüşlerinizi de paylaşırsanız memnun oluruz. Ben Ankara Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nu kutluyorum buradan. Yerinde bir karar aldıklarını düşünüyorum. Çünkü şu aşamada son derece tehlikeli. Yani okullar görece en son kapatmamız gereken yerler içerisinde, bunu biliyorum. Bu eğitimin öneminden dolayı bunu biliyoruz. Ama şu andaki bilgilerimize göre bu virüs özellikle 0-9 yaş grubu çocukları da önemli ölçüde etkiliyor. Okulları da etkiliyor. İkincisi, öğretmenler aşılı değil. Şehirdeki öğretmenlerin hiçbiri aşılı değil. Okul çalışanları aşılı değil. Servisleri aşılı değil. Dolayısıyla okul da bulaşmada önemli bir rol oynayabilir. Oynamaktadır. Çünkü yapılan haberler, duyumlar ve pek çok şeyde görüyoruz ki çocuk okuldan virüsü alıyor, ailesine taşıyabiliyor ya da öğretmenine bulaştırabiliyor. Okullarda bulaşmada önemli bir rol oynayabiliyor. Evet. Ben kutluyorum tekrar Ankara'yı. Evet. Sayın İnan'da şimdi baktığımız zaman aslında vaka sayısının artması, önümüzdeki tablo çok da iç açıcı değil. Ancak aşılama yoluyla bir şekilde aşağıya düşmesini elbette ki umut ediyoruz hepimiz. Tam olarak pandemiyi ne zaman konuşmaktan artık bitireceğiz, yani vazgeçebileceğiz? Nasıl bir öngörünüz var bu anlamda? Bir de pandemi bitse bile aşıyla ihtiyacımız yoktur diye bir cümle kurmamız mümkün mü? Yani pandemi önümüzdeki bizim için, Türkiye için bakın söylüyorum, 1-2 ay hani en yakıcı, en can alıcı dönemini yaşayacağız.
Şu an Nisan ayındayız ve Nisan ayı bizim için son derece kritik hale geldi. Ben bunu birkaç aydır da söylüyor idim ve bugün geldiğimiz noktada son derece tehlikeli, kritik bir noktadayız. Ve öyle görünüyor ki bizim bu üçüncü dalgayı atlatmamız uzun da sürebilir. Yani bu yaklaşımla hem yükseğe çıktı, öncekiler 32 bindi biliyorsunuz, Aralık'ta 32 bin seviyesine çıkmıştı. Birinci dalga 12-13 bindi, bu 30, bir ikinci dalga 32 bin, şimdi bu 44 bine çıktı ama bu 50 binin üzerinde bir yerde durdurabiliriz bugün müdahale etsek. Yani bugün yeni müdahaleler yapsak 50-60 bin aralığında durdurabiliriz. Hatta test sayımızı artırsak bile şu an gerçek vaka sayılarının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü test pozitiflik oranına baktığımızda o da rekor kırdı. Yani biz çok fazla hani %17-18 test pozitifliğine erişmiş olduk. Önümüzdeki birkaç ay son derece önemli, yaşam kurtarma bakımından önemli. Ancak bunu kapatma ihtiyacını, kapanmak zorundayız. 28 gün kapanmak zorundayız diye bir açıklama yapıyor pek çok kuruluş. Dün bizim derneğimiz de aynı açıklamayı yaptı. Ancak kapanırken bir şeye de dikkat etmek lazım. Sosyal ve ekonomik önlemler de çok önemli. Yani bu kapanmadan doğacak olan, zarar görecek olan kurumlar, kuruluşlar, esnaf, çalışanlar, tüm bunlara da ekonomik destek olmak zorundayız. Bunların zararlarının da giderilmesi lazım ama o birincisi bu 28 günlük dönemi kapanarak sürdürmek zorundayız. Sonra nereye evrilir pandemi? Birkaç ay sonra bir yandan hastalıkla, diğer yandan aşı ile bağışıklama oranlarındaki artışla beraber hani önümüzdeki sonbahardan itibaren, belki yazdan itibaren biraz daha görece rahat bir aşamaya girebiliriz. Yani 2021 yılının sonbaharından itibaren biraz daha görece rahat bir aşamaya girebiliriz. Bu tabii aşılama kapasitemizle hızımıza bağlı. Evet. Aşılama oranları %60, %50, 60, 70'lere çıktığı zaman görece rahatlarız. 2022'de ise toplumsal bağışıklığı sağladığımızda yine pandemi, bu hastalık dünyada tek tük, dünyayı açıklamak çok zor olacak. Gözükebilir, önemini azaltabilir ama yine önümüzdeki birkaç yıl, en azından birkaç yıl bu konuyu tartışıyor olacağız, konuşuyor olacağız. Etkileri çok uzun süre devam edecek. Ama kalıcı halede gelebilir mi bu hastalık etkeni? Kalıcı halede gelebilir ama bizler aşılarla onunla yaşamayı öğreneceğiz. Daha hafif bir belki de bir grip benzeri bir duruma dönüştüreceğiz. Evet, Sayın İnan'da aslında havaların ısınmasıyla birlikte, ya bizde hava ısındığı zaman insanlar kendini dışarı atıyor bir şekilde. Dün de hava çok güzeldi ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen İstanbul'da trafik vardı. Yani biz yasakların dışında kendimiz de aslında bilinçli bir şekilde hareket etmek zorundayız. Yani illaki bir yasak beklememize gerek yok diyoruz ama önümüzdeki günlerde hava ısınmaya gidiyor ve yaz döneminde daha da endişe almamızı gerektirecek bir fotoğrafla karşılaşır mıyız sizce? Evet, tabii ki. Yani burada bu salgınla mücadelede toplumun şeye uyumu son derece önemli. Bireylerin alınan kurallara uyması, sorumluluk alıp sorumluluk bilinciyle davranması son derece önemli ve aslında önemli bir grup insan da toplumda bu davranışlara uymakta ve riayet etmekte. Bunu da hani görüyoruz, biliyoruz. Pek çok insan oluyor ama dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de hani kurallara uymak istemeyen insanlar çıkıyor. Bunu da kamu otoritelerinin denetlemesi, uyarması gerekirse ceza vermesi gerekiyor. Kamu otoritesi bu konuda kararlılığını göstermesi gerekir. Tabii eşitlikçi bir biçimde davranması gerekiyor. Kamu otoritesinin bu süreci yönetirken tüm insanların eşit olduğunu ve kuralların herkes için geçerli olduğunu bilmesi ve o yönde hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimse ayrıcalık, kanunlar karşısında ayrıcalık hakkına sahip değil. Hani dolaşım serbestisi ya da olanlar belli bu koşullarda. Hizmeti gereği, görevi gereği, sağlık çalışanları, emniyet teşkilatları, bunların ayrıcalıkları olabilir. Hı hı. Ama onun ötesinde hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Yaz bir miktar avantaj sağlıyor ama hastalığın bulaşımını özellikle dışarı çıkmamızdan kaynaklı dış açık mekanlarda daha az bulaşıyor. Bulaşmadığını söylemek yanlış olur.
Açık mekanlarda da çok yakın mesafedeyseniz ve uzun süre bir temas söz konusu ise o durumda da hastalık bulaşı söz konusu olabilir. Ama yaz mevsimi görece kış mevsimine göre daha rahat olduğumuz bir dönem. Hani dış mekanları kullanabiliyoruz ve biraz daha azalıyor. Ama yazın gelince hani tamamen ortadan kalkacak düşüncesi geçen yıl yaşayarak gördük. Yanlış bir düşünce. Evet. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Taceddin İnandı bizlerle birlikteydi. Sayın İnandı çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, gün içinden haberlerle devam ediyor sevgili seyirciler. Türkiye'de toplu aşılama hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyadaki aşı sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, dünya genelinde en çok aşı yapan 6. ülke. Şöyle yukarıya biraz alır mısın? Evet. Hadi bakalım, derin bir nefes alıyorsun. Kaç tane var? Bir tane kullandın mı? Türkiye toplu aşılamaya en hızlı başlayan ülkelerin başında yer alıyor. Aşı olanların sayısı 17 milyona yaklaştı. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısıyla milyonlarca kişi aşılandı. Vatandaşlara ikinci tercih olarak bir de Alman aşısı BioNTech sunuldu. İki farklı aşıyla süreç daha da hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyadaki aşı sıralamasını açıkladı. En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sırada olduğumuzu ifade etti. Bakan Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'den daha fazla aşı yapan ülkelerin Amerika, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının nasıl uygulanacağına ilişkin kılavuz hazırladı. Aşı 4 hafta arayla 2 doz olarak yapılacak. Aşılananlarda alerjik reaksiyon oluşursa ikinci doz yapılmayacak. Alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz yapılamayacak. Türkiye'de uygulamaya başlayan BioNTech Pfizer aşısının nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar belli oldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı COVID-19 mRNA aşısı uygulama kuralları kılavuzunu yayınladı. Buna göre BioNTech aşısı en az 4 hafta arayla birer doz olmak üzere toplam 2 doz olarak uygulanacak. Alerjik reaksiyon gösteren kişiler ikinci dozu olmayacak. Aktif COVID-19 hastalarına 180 gün içerisinde COVID-19 geçirmiş ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere de aşı yapılmayacak. Kılavuzda hamile kadınların BioNTech aşısı yaptırmasına dair kesin bir tavsiye sunulmadı. Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişinin bilgilendirilmesi ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmaması gerektiği ifade edildi. Aşının 38 derece ve üzerinde ateşi olan kişilerde henüz kesin tanı konulmamış akut hastalıklarda kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmesi de kılavuzda yer alan bilgiler arasında. Sevgili seyirciler, 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır hayatlarını evde geçirdiler. Evde kalmaya da devam ediyorlar. Profesör Doktor Fehmi Akçiçek, evde kalan yaşlılarda kas erimesi, güvensizlik, korku, uyku bozuklukları ve demans gibi rahatsızlıkların arttığını belirtti. Akçiçek, yaşlı yurttaşların tedbir alarak sokağa çıkmalarını önerdi. Şu an artık aşılanmaları da tamamlandığına göre bir an önce dışarıya, sosyal hayata kavuşmaları gerekiyor. Profesör Doktor Fehmi Akçiçek, 45 yaş üstü yurttaşların aşılandığını hatırlattı. Tedbirleri alarak dışarıya çıkın dedi. Tedbirlere uyarak sokağa çıkmalılar, yürüyüş yapmalılar, bakkalı selamlamalılar. Yeniden ilişkilerini maskeli de olsa, bizim ilişkimiz gibi, maskeli de olsa, biraz uzaktan da olsa, biraz mesafeli de olsa tazelemek durumundalar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fehmi Akçiçek, yaşlı yurttaşların virüsten korunurken sağlıklarının bozulduğunu belirtti. Kas güçlerini kaybediyorlar, psikolojik korkular yaşıyorlar, uyku düzenleri, beslenmeleri bozuluyor.
ve sonuç olarak baktığımızda yaşlıları virüsten korurken sağlıklarını yitirmelerine yol açıyoruz. Salgını evde geçiren yaşlılarda kas erimesi, güvensizlik, korku, uyku bozuklukları ve demans gibi rahatsızlıkların arttığını kaydeden Akçiçek, kas erimesine bağlı ev içi düşmeler sokağa çıkış kaygılarını da arttırdı, dedi. Profesör Doktor Fehmi Akçiçek, yaklaşan Ramazan bayramı için evde bayramlaşma yerine açık alanlarda bayramlaşmayı önerdi. Benim naçizane tavsiyem, evet kapalı ortamlarda bir araya gelmeyelim ama aile karar verebilir. İzmir'de yaşıyorsa işte biz Konak'ta deniz kenarında bu sene buluşuyoruz bayramda. Mesafesini korur, açık havadır. Yaşlısı da oraya gelmiştir, aile fertlerini görür. Değişik bir bayram kutlama olur. İngiltere'de genetiği değişen virüs COVID-19 vaka sayılarını tırmanışa geçirdi. Uzmanlar enfeksiyonun çok fazla yayıldığını söyledi. Sürecin yeni genetiği değişen virüslere gebe olduğu ifade edildi. Aslında sadece bizi değil tüm dünyada başta Avrupa olmak üzere 3. piki ya da 3. dalgayı görmekteyiz. Vaka sayılarındaki tırmanış endişe verici boyutta. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarındaki artış dikkat çekici. Son günlerde vakalar 40 binin üzerine çıktı. Bu 3. dalgadaki en önemli etkilerden bir tanesi İngiltere'deki mutantın tüm dünyaya yayılmış olması. Artık Türkiye'deki vakaların %75'inden bu mutant sorumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık artışın nedenini açıkladı. Bunu net olarak İngiltere mutantı sorumlu. Bu mutantın özelliği ne? Bir kere çok kolay bulaşıyor, çok hızlı bulaşıyor. Balık artışı İngiltere'de genetiği değişen virüsün tetiklediğini belirtti. Eylül-Ekim aylarında İngiltere'de ilk çıktığında oradaki gözlemler de çok net bir şekilde gösterdi ki bu virüs yayıldığında çok daha hızlı bir şekilde salgının büyüyeceğini o zamandan aslında öngördü bilim dünyası. Genetiği değişen virüsün bulaşıcılık kapasitesini %40-70 seviyesinde olduğu tespit edildi. Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayıldığı dönemlerdir. Yani şu an yaşadığımız, şu geçirdiğimiz süreç tekrar yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olacak, bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ama daha da kötü olabilir. Profesör Doktor İsmail Balık, salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin çok daha önem kazandığını vurguladı. Eskiden ne diyorduk biz? Maske, mesafe ve hijyen diyorduk. Şimdi bir de ben buna bir kelimeyi daha ilave etmek istiyorum, kalabalık. Bu hızlı bulaşan virüsler kalabalığı çok seviyor. Kalabalık ortamda maskenizi anlık bir aşağı indirseniz bile burnunuzun altına kolaylıkla çok daha hızlı bir şekilde başkalarına bulaşıyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı 60 yaşın altındaki kişiler için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Aşının kanda pıhtılaşmaya yol açarak ölümlere neden olduğu iddia ediliyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı uzman bağımsız danışmanı organı Lareb'in hazırladığı yeni bir rapor üzerinde önemli bir karar aldı. AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımı durduruldu. Raporun AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması yaşayan 25 ile 65 yaşları arasındaki 5 kadınla ilgili olduğu açıklandı. Tedbirin AstraZeneca ile aşılanması planlanan 60 yaş ve üzeri kişileri kapsamadığı, olası yan etkilerin çoğunlukla 60 yaşın altında görüldüğü belirtildi. Bakanlık Hollandalı doktorlara bir sonraki duyuruya kadar 60 yaşın altındaki tüm aşı randevularının iptal edilmesi tavsiye edildi. Hollanda'da ülke çapında uygulanan yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşıdan yaklaşık 400 bininin AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile Şırnak'a gitti. Geceyi Şırnak'ta geçiren Akar ve komutanların 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'a gitti. Tunceli 23. Piyade Tümen Komutanı. Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçiren Akar ve Komuta Kademesi, Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti.
Bakan Akar. Beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nın harekat merkezine geçti. Akar ve TSK Komuta Kademesi burada sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Hulusi Akar, teröristlerin büyük korku içinde olduğunu, bunun istihbarat raporlarına yansıdığını vurguladı. Bütün raporlar, bütün istihbarat raporları, açık kaynakta istihbarat raporları. Çok açık şekilde şunu görüyoruz. Teröristler Mehmetçiğin nefesini daima enselerinde hissediyorlar. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bunu görmemiz lazım. Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde Şer odaklarının toplandığını ifade ederek Sincar ve Mahmur'u işaret etti. Diğer taraflarda da Irak'ın kuzeyinde bazı bu Şer odaklarının toplandığını görüyoruz. Nerede? Sincar'da. Nerede? Mahmur'da. Bunların da bir an önce itisara getirilmesi için yapılması gereken ne varsa bunların en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar, Yunanistan'ın gerilimi arttırdığını ve provokatif eylemlerde bulunduğuna dikkat çekti. Tehdit dilini kullanmak suretiyle kendilerince bir takım hedefler peşinde koşuyorlar. Fakat bunların hepsinin beyhude olduğunu, bunların hiçbir yararı olmadığını, bu konuda tehdit dilinin, tehdidin ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerin hiçbir etkisi olmayacağını ve bu yol ve yöntemlerle de hiçbir çözüm ortaya çıkmayacağını her seferinde söyledik, söylemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Şırnak esnafını da ziyaret etti. Örnek veriyoruz, hadi şöyle. Hadi kolay gelsin. Adın ne senin? Sayın Bakanım, oradan. Şırnak esnafı ve vatandaşlar Hulusi Akar ve komutanları sloganlarla uğurladı. Evet gençler, hadi bakalım, kolay gelsin. Türk ordusu PKK'nın inlerine giriyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şırnak'ın İdil ilçesinde 6 yıl önce 14 yaşındayken teröristlerce dağa kaçırılan Doğan Aslan'ın ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Yaşadıklarından HDP'yi sorumlu tutan aile çocuklarına çağrı yaptı. Zorla silah zoruyla kaçırıldı. Çocukları Doğan'a kavuşacakları günü dört gözle bekliyorlar. Doğan Aslan, Şırnak'ın İdil ilçesinde 6 yıl önce 14 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldı. Ne hakkınız vardı? Adama çoluk çocuğu peşine takıp oğlumu dağa kaçırdınız. Annesi Hamdiye ve babası Emin Aslan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. HDP benim iradem değildir. Eli kanım tutacağı yerde silah vermişler. Zorla kaçırılıp silah vermişler. Aslan ailesi Diyarbakır'daki nöbet çadırına da katıldı. Çocuklarının kendilerini görür, kaçar umuduyla bekleyişteler. Kaç devletine teslim ol. Teslim ol askerine, polisine teslim ol. Eylemlerini 10 Eylül 2020'den itibaren her hafta Perşembe günü Şırnak'ta sürdüren aile, evlatlarının fotoğraflarıyla teselli oluyor. Kurem piçuçuk bu. Tesuceme ne bu? Umateş tekasinekir bu. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi 6 Nisan Salı günü tekrar Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifte memuriyete ilk girişte kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalara da güvenlik soruşturması yapılması öngörüldü. Avukat Ceyhan Mumcu bu durumu eleştirdi. Sayar mısınız? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifine ilişkin tartışmalar sürüyor. Anayasa Mahkemesi verdiği iki iptal kararıyla güvenlik soruşturması yapılmasının şartlarının doğru belirlenmesi, kişisel verilerin korunmasına dair kurallara da uyulması gerektiğini belirtti. Kanunlardaki düzenlemelerde belirsizlikler olduğunu söyleyerek kanun hükümlerini iptal etti. Muhalefet oylarıyla reddedilen kanun teklifi alınan karar gereği 6 Nisan Salı günü yeniden görüşülecek. Bugüne kadar devlet memurları kanununda güvenlik soruşturması yapılmış olmak bir atama şartı olarak yer almıyordu. Önceden de güvenlik soruşturması yapılıyordu. Ancak kişinin dosyasında muhafaza ediliyor, gerektiğinde bilgi amaçlı kullanılıyordu. Teklifin içeriğine ilişkin tartışmalarda devam ediyor. Teklif, memuriyete ilk girişte birinci derece akrabaların yanı sıra kayınvalide, kayınpeder gibi kişilere yönelik de soruşturma yapılmasını zorunlu kılıyor. Avukat Ceyhan Mumcu, böyle bir düzenlemenin hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini ifade etti. Eşten, kardeşten, kayınpederden dolayı kişinin devlet memuriyetine atanmaması hukuk devletlerinde kabul edilebilecek bir durum değildir.
Bu bilgiler elbette istihbari makamların dosyalarında bulunabilir. Uygun görülen kişilerle ilgili bilgiler çok üst düzey kamu görevlisi atamalarında istihbari makamlarca atamaya yetkili mercilerin önüne konulur. Teklife göre arşiv araştırması yapılırken kişi hakkında dava açılmasının ertelenmesi gibi bir karar olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi bir kararın verilip verilmediği de değerlendirilmeye tabi tutulacak. Bu alanda araştırma yapılabileceğini belirten avukat Mumcu'ya göre bunun sonucu memurluğa girişi doğrudan etkilememeli. Bu tür iki karar aslında kesinleşmiş nitelikte bir mahkeme kararı değil. Yani kişi hakkında ceza davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen, iddia edilen bir suç aslında hiç işlenmemiş olabilir. Sadece ceza davasının açılmasının ertelenmesine dair bir kararın arşiv bilgisi doğrultusunda bir kişinin memuriyete alınıp alınmamasına karar verilmemesi gerekir. Bu nitelikteki kararların arşiv araştırmasına esas olmaması gerekir. AKİ ekonomik düzenlemeler içeren yeni bir torba kanun teklifini meclise sundu. Teklif ile yiyecek ve içecek sektöründe çalışanların sosyal güvenlik primlerine destek verilecek. Ücretsiz izindekilere verilen destek 1500 liraya çıkartılacak. Vergi oranları, ücretsiz izin destekleri, çiftçinin borçları. Bu konulara ilişkin hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Toplantı yeter sayımız vardır. AK Parti'nin teklifine göre işletme sahiplerinden 2021 yılı kazançlarından %25, 2022 yılı kazançlarındansa %23 oranında kurumlar vergisi alınacak. Şu anda 2021 yılı kazançları için %20 oranında vergi uygulanıyor. Teklifle yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarında sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Teklif kabul edilirse işverene 2 ay süreyle işçi başına aylık 1341 lira prim desteği sağlanacak. Teklifte yiyecek ve içecek sektöründe ücretsiz izne çıkartılanlardan daha önce nakdi ücret desteği alamayanlara da aylık 1500 lira destek sağlanacak. Uygulama Mart 2021'den itibaren çalışanları kapsayacak. 17 Nisan 2020'de başlayan işten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021'e kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda verilen aylık 1431 lira ücretsiz izin ödeneği teklif kabul edilirse 1500 liraya çıkarılacak. Ne güzel olmuş açılması. Torba kanunda tarım kredi kooperatifinden kredi çeken çiftçinin borçlarının yapılandırılması da yer aldı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle takibe düşen borçlar yapılandırılabilecek. Yapılandırmayla kalan kredi borcuna bileşik faiz uygulanmayacak. Esas tutarın bir defada ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30'u Ekim ayı sonuna kadar ödenecek. Kalan tutarsa 2022 Ekim ayında başlamak üzere her yıl aynı ayda 3 çeşit taksitte ödenecek. Sevgili seyirciler, basın mensupları aşıda öncelikli grup sırasına girdi. Elbette bu bizim için çok güzel bir haber. Şimdi bir Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara Büro'daki arkadaşlarımız canlı yayında aşıları ne olacaklar? Seda Akyüz bize o anları aktaracak. Seda? Evet, biraz sonra tekrar bağlantı yapacağız. Seda çünkü aşı için gönüllü olmuştu. Şimdi diğer arkadaşlarımızın da aşılarının yaptırıldığını göreceğiz. Basın mensupları özellikle bu konuyla alakalı çok baskı yaptılar, ihtiyaç duydular. Çünkü dolayısıyla biz de çalışma hayatına pandemi de olsa devam etmiştik. Ve toplu taşıma da çok fazla kullandığımız ya da çok fazla kişiyle muhatap olduğumuz için bu şekilde basın mensuplarını da öne aldılar. Ve aşı için biz de en kısa sürede zaten biz yaptıracağız. Biraz sonra tekrar bağlantıyı sağlayacağız. Ankara'ya uzanacağız. Haberlerimize devam edelim. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin işçi intiharları raporu açıklandı. 8 yılda en az 502 işçi intihar etti. İntihar nedenleri arasında borç, işsizlik ve iş yerinde psikolojik şiddet yer aldı. Borç ve işsizlik ölüme sürükledi. Korkunç bilanço İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin işçi intiharları raporunda ortaya çıktı. Buna göre 8 yılda en az 502 işçi yaşamına son verdi. İşçilerin fazla ve aşırı çalışmanın doğurduğu stresten dolayı yaşamına son verdiği belirlendi.
İntiharının istihdam biçimlerine göre dağılımı da tespit edildi. 218'i işçi ve 84'ü memur olmak üzere 302 ücretli çalışan, 111'i esnaf ve 21'i çiftçi olmak üzere 132 kendi nam ve hesabına çalışan, ataması yapılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere benzer koşullardaki 68 işsiz intihar etti. İntiharların nedenlerine yönelik çalışma da yapıldı. 127 işçinin borçları nedeniyle, 68 işçinin işsizlik nedeniyle, 53 işçinin iş yerinde psikolojik baskı nedeniyle intihar ettiği belirlendi. 254 işçinin neden intihar ettiği ise net olarak belirlenemedi. İntihar eden işçilerin 30'unun kadın ve 472'sinin ise erkek olduğu belirlendi. Günübirlik kiralanan evler ve salgın tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Uygulamada haklarında arama kararı bulunan 478 şahıs yakalandı. Kuralları ihlal eden işletmecilere ceza kesilirken 4 tesisle 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekipler yurt genelinde eş zamanlı denetim yaptı. Günübirlik kiralanan evler ve salgın tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde aranan 478 şahıs yakalandı. Aynı zamanda 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandı. 4 tesisle 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı. Denetimlerde 30.922 emniyet ve jandarma personeliyle 8.173 ekip görev aldı. Yapılan aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işletmeciye idari işlem yapılırken 5 günübirlik işletmeye kilit vuruldu. Sevgili seyirciler, gün içinden programında çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, Ulusal Kanal ekranlarında gün içinden programı devam ediyor. 103 emekli amiralin bildirisine Vatan Partisi'nden de açıklama geldi. Şimdi açıklama ekranlarınızda. Anayasamızın 25. ve 26. maddelerinde de belirtildiği üzere herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 26. madde herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda bütün vatandaşlarımız gibi emekli amirallerin de Ayasofya Camii imamı Sayın Mehmet Boynukalı'nın da görüşlerini açıklaması anayasal güvence altındadır. Görüşlerin doğru ya da yanlış olması düşünceyi açıklama hürriyetinin önünde engel değildir. 103 emekli amiralin Möntrö'nün tartışmaya açılması ve Atatürk ilke ve inkılapları konulu kamuoyuna yaptığı açıklama, Türkiye'nin güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bugünkü koşullarda iç cephede karışıklık kışkırtan bir etkide bulunmuştur. Tam da Amerika emperyalizminin Ukrayna üzerinden Karadeniz'de ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'de Türkiye, Rusya ve bütün Asya'da tehditler yönelttiği sırada böyle bir bildirinin yayınlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Bildiri iç cephede karışıklık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır. Türkiye, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan tek cephede 2. İstiklal Savaşı ve üretim devrimi mücadelesinin içindedir. Ordumuz Atatürk'ün çizgisinde altın çağındadır ve mücadelenin ön mevzisindedir. Bu koşullarda Türkiye'nin Möntrö'den ayrılmak gibi bir gündemi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop da Lozan ve Möntrö anlaşmalarından çıkılmasının söz konusu olamayacağını, İstiklal Harbi ile elde ettiğimiz mevzilerden vazgeçmenin imkansız olduğunu kamuoyuna bildirmiştir. 24 Temmuz 2015 günü
AK Parti hükümetinin PKK'yı hendeklere gömme harekatının başlamasıyla birlikte Türk ordusu Amerika'nın esaretinden kurtulmuş, Amerika-İsrail koridorunu yarmış, PKK'yı ezmiş ve Kürdistan adı altında 2. İsrail planını bozguna uğratmıştır. Bu süreçte Amerika gladyosu ezilmiş, FETÖ devletin bütün kurumlarından temizlenmeye başlamıştır. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden 21.494 kişi ihraç edilmiştir. Bütün kamu kurumları göz önüne alındığında bu rakam 100 binleri aşmaktadır. Türk ordusunun dünya ölçeğinde irticanın merkezi olan Amerika'nın piyonlarıyla savaştığı koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtica arasında bağlantılar kurmak gerçeğe aykırıdır. Çünkü Türkiye irticanın en büyük kuvveti olan Amerika ile savaş halindedir. 103 emekli amiralin bildirisinin Türk ordusunun rütbe sıralaması ve disiplini gibi konulardaki dikkatsizliği de başı bozuk bir olayla karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir. Bu bildiriye liderlik edenlerin Atlantik bağlantıları da kamuoyunun gözünden kaçmamış bulunuyor. Evet sevgili seyirciler, 103 emekli amiralin bildirisine Vatan Partisi'nden gelen açıklama bu şekilde. Haberlerimize devam ediyoruz. Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını hiçe saymaya devam ediyor. Mültecileri Türk karasularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenliğinin müdahalesi insansız hava aracı İHA tarafından an be an görüntülendi. Evet sevgili seyirciler, Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını hiçe saymaya bildiğiniz üzere devam ediyor. Mültecileri Türk kara sularına geri itmeye çalıştı Yunan sahil güvenlik botu ama Türk sahil güvenliğinin müdahalesi insansız hava aracı İHA tarafından görüntülendi. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz Ege'de insanlık dramını. Eylül ayının başında vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar bu yılda emeklerini mavi sularda aradı, ekmeklerini. Ege'li balıkçılar koronavirüs salgınında geçirdiği sezonun sonuna geldi. Koronavirüs salgını döneminde artan balık talebine yetişmeye çalışan Ege'li balıkçılar bu sezon hem av hem de ciro açısından bereketli bir dönemi geride bırakıyor. Balık tüketimi inanılmaz derecede arttı. Bu da bizim cirolarımızı ve ikiye katladı. Kübra geldi. Allah Kübra'ya bak Kübra'ya. Eylül ayında başlayan av sezonuyla denize açılan balıkçılar bu yılı salgının gölgesinde geçirdi. İç piyasadan gelen talep fazla olunca onların da mavi sulardaki mesaisi bu süreçte daha arttı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı İsmail Çakan dönem içerisindeki hava şartlarının da kendilerini zorladığını belirtti. Ege Denizi'nde çok inanılmaz derecede yılbaşına kadar balıkçılık oldu. Ve biliyorsun doğa şartları, iklim şartlarından dolayı biraz Ocak ayından itibaren zaman zaman sıkıntılar yaşadık ki hala yaşıyoruz. Bu da balığın avcılığına, teknelerin açılmasına müsaade etmiyor. Biraz balık fiyatlarında yükseklik oldu. 400 lira abi, kırmızı yaraklı 3 lira. 5 tane ondan 4 tane bundan atar mısın? Karadeniz'de kısmi olarak ticari hamsi avcılığının durdurulmasına da değinen Çakan, kararın sürdürülebilir balıkçılık açısından önemli olduğunun altını çizdi. Tarım Bakanlığımızdan çok yerinde ve doğru bir kararla avcılığına yasak getirdi. Bunu da tüm balıkçılarımız da bakanlığımızın arkasında durdu. Bu inanıyorum ki sürdürülebilir bir gelecek için, bir balıkçılık için çok doğru ve yerinde bir karardı. Ege'li balıkçılar 15 Nisan'da kapanacak olan 2020-2021 sezonuna yaklaşırken gelecek sezon hazırlıklarına ise şimdiden başladı. Evet sevgili seyirciler, hepimizin dilinde elbette ki ekonomi. Ekonomi nereye gidiyor? Dolar ne olacak? Altın ne olacak? Birçok soru var kafamızda ve altın piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş şu anda karşımızda. Sayın Memiş hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Pandemi dönemiyle birlikte aslında altının biraz daha fazla, hani hep konuşuluyor ama pandemi döneminde evet, biraz daha ön plana çıktı diyebiliriz. Fakat evet, kripto para da tabii ki coin adı altında evet, çok konuşulan bir başka ekonomi uzantısı. Şöyle sormak istiyorum size şimdi, altının pabucu dama mı atılıyor? Bu sorunun cevabını alalım öncelikle sizde. Altının yerini kripto paralar mı alıyor, yoksa altın yine eski seyrini korumaya devam eder diyebiliyor musunuz? Figen Hanım, altının pabucu dama atılması biraz zor. Çünkü sınırlı bir varlık, aynı kripto paralar gibi. Hı hı. Ve ülkeler kendi kripto paralarını tanıtırken arkasında bir varlık teminatı zorunluluğu var. Bu da altın ve gümüşten geçiyor. Tabii altın sadece bir yatırım aracı ya da kripto para piyasalarında kullanılan bir mevduat değil. Altın teknoloji tarafında da çok talep gören bir emtia, değerli bir metal. Tabii koronavirüs salgını sürecinde düşük faiz politikaları özellikle bol likidite ile birlikte özellikle doların uluslararası piyasalarda son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinden dolayı değerinden fazla bir getiri sağladı. İşte 2020 yılında 2075 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, yurt içi piyasalarda 540 lira seviyesine kadar yükseldiğini hep beraber gördük. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte aşılama sürecinin hızlanması, aşının bulunması ve devamında kısıtlamaların kısmen yavaş yavaş kalkıyor olması yavaş yavaş değerine getirdi. Aslında düşmedi, normal düzeltme hareketini yapıyor altın hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda. Biz içeride dolar kurundaki yaşanan agresif yükselişle birlikte gram altın TL fiyatında 2020 yılında iki kat fazla bir değer getirisi gördük. Yani %34 civarındaki getiri %68 civarına kadar da yükseldi. Yatırımcısı ciddi anlamda kâr etti. Ancak korku ve panikle 500 lira seviyesinin üzerinde altın maliyeti yapan vatandaşlar da çok oldu ve altın fiyatlarının yükselişini aslında onlar da bekliyor. Şimdi kripto para piyasası ile alakalı şunu söylemek isterim. Dünyada 85 tonluk altın kripto para piyasasına kaydı ve insanlar varlıklarını artık orada değerlendiriyorlar. Tabii getirisi daha fazla olduğu için bu tarafta değerlendiriyorlar. Şimdi kripto para piyasasındaki teknik olarak 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar beraberinde altının ons fiyatının uluslararası piyasalarda 2075 dolar seviyesinden 1675 dolar seviyesine kadar gerilemesi tam takas ortamını beraberinde getiriyor. Yani yükselen Bitcoin'i düşen altın fiyatlarıyla takas eden bir küresel piyasa da görme ihtimalimiz güçleniyor. Şimdi gram altın TL fiyatıyla ons tarafını ayrı değerlendirmek lazım. Bizim vatandaşlarımız genelde gram tarafıyla ilgilendiği için işte 400 lira seviyesine kadar gerilediğini, geçen haftaki kur şoku ile birlikte tekrar 450 lira seviyesine kadar yükseldiğini hep beraber gördük. Kısa vadeli 420-430 lira aralığını son bir kez dip seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü yurt içi piyasalarda bu kadar agresif yükselişlerden sonra dolar tarafında bir miktar geri çekilme bekliyoruz, öngörüyoruz. Ve dolayısıyla cuma günü 7.98 lira seviyesine kadar sarktı, bir miktar tekrar yükseliş gördük. Bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Bu da elinde TL tutan, Türk lirası tutan vatandaşlarımıza ya da bu yıl düğün yapacak olan vatandaşlarımıza veya altın borcu olan vatandaşlarımıza son bir kez alım fırsatı sunacağını söyleyebiliriz. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımız zaman, bu yıl içindeki hareketlere baktığımız zaman doların uluslararası piyasalarda değer kazanıyor olması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de doların değer kazanacağı anlamına geliyor. 2075 dolar seviyesinden 1675 dolar seviyesine kadar da gerileyen bir ons vardı karşımızda. Bunun da bir tepki yükselişi olacak ve dolayısıyla gram altın TL fiyatında yıl içinde tekrar 540-560 lira aralığını göreceğiz ve devamında muhtemelen dolardaki değer artışı ile birlikte 600 lira seviyesinin görülmesi aslında finans piyasalar için de sürpriz olmamalı. Evet Sayın Mehmet, şimdi şu anda bir taraftan tabii ki siyasi gelişmeleri takip ediyoruz hepimiz evet, ülke vatandaşı olarak ama evet, sokakta, evde insanların en çok konuştuğu konu ekonomi. Evet. Dolayısıyla da özellikle küçük yatırımcılar hangi alana yatırım yapmalılar, işte altın mı, bitcoin mi, borsa mı, çok fazla konuşulan mevzular arasında herkesin telefonlarında evet, mutlaka ya borsa ya coin ya işte görüyoruz yani şu anda evet, ekranlarından evet, gözlerini ayıramıyor kimse. Doğru, dolayısıyla haklısınız. Siz bu dönemde en doğru yatırım aracı olarak neyi önerirsiniz, ne önerirsiniz? Figen Hanım, ben sevgili vatandaşlarımıza şunu öneririm. İlk önce marifet varlıklarını korumak. Öyle bir dünya finans piyasalarından geçiyoruz ki
Finans sistemi aslında şunu istedi. İnsanlar varlıklarını sisteme koysun, yani dijital ortama koysun ve orada alsat yapsın. Kolay para kazansın. Çünkü fabrikalar kapalı, üretim olmuyor. Covid'den dolayı sosyal mesafe, ciddi bir ekonomik kriz var. Ve piyasalarda da bu kripto para piyasasını biraz daha popoflamak için insanlar varlıklarını zaten sisteme emanet etti. Ve sizin de belirttiğiniz gibi dünyada herkes varlıkları üzerinden alsat yaparak hayatını devam ettiriyor. Ve günün birinde bu sistem sizden bütün varlıklarınızı aldıktan sonra mecburen başka bir şey sunacak size ve ülkeler de kripto para piyasalarında kendi dijital paralarını tanıtacak. Buradaki marifet şu, her neye yatırım yapıyorsa vatandaşlarımız, döviz olabilir, borsa olabilir, kripto para olabilir ya da altın, gümüş gibi değerli metaller olabilir ama sonuçta kısa vadeli alsat yapmaktan bence çok uzak durmak gerekiyor. Yani alsat yapan vatandaşlarımız ciddi anlamda ters pozisyonda kalıyor. Mesela cuma akşamı geldik, yattık. Dün akşam neyle karşılaştık? Geçen iki hafta önce yattık. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Neyle karşılaştık? Yani önümüzü artık göremiyoruz. Ve küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasında bir jeopolitik risk var mesela. Önümüzü göremiyoruz. Ve dolayısıyla önümüzü göremediğimiz dönemlerde vatandaşlarımız orta ve uzun vadeli yatırım yaparlarsa daha isabetli bir karar vermiş olurlar. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Altın gibi kısıtlı değerli madenler gram bazında dolardan ve onstan destek aldığı için bence altın ve gümüş tarafında değerlendirmelerini özellikle tavsiye edebiliriz. Özellikle 2020 yılında gümüşün altına kıyasla daha fazla bir getirisi olduğunu gördük. İki kat fazla bir getirisi oldu altına kıyasla. 2021 yılında yine yatırımcılar gümüş tarafını ihmal etmemeli. Ancak dövizle ticaret yapan ya da döviz ihtiyacı olan veya dolarla işi olan vatandaşlarımızın da 8 lira seviyesinin altındaki rakamlar 7.70 olabilir, 7.50 lira seviyesi olabilir. Buradan da mutlaka döviz almalarını tavsiye edebiliriz. Neden? Çünkü dolar ana vatanına geri dönüyor. Yani ucuz bir dolar artık göremeyeceğiz. O yüzden hem jeopolitik riskler hem içerideki siyasi kısır tartışmalar hem de dolar endeksinin tekrar toparlanıyor olması gibi etkenler bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında döviz kurlarının biraz daha güçlü duracağı anlamına geliyor. Yani burada ne sonuç çıkıyor? İster döviz alın, ister emtia alın, ne alırsanız alın artık düşük bir fiyatlama maalesef göremeyeceğiz. Evet ve uzun vadeli yatırımı önerdiniz. Mutlaka. Şimdi Uluslararası Finans Enstitüsü dolar için adil değerin 7,5 olduğunu söyledi. Bir de 29 Mart itibariyle döviz mevduatlarında çözülme, evet, 11 milyar gibi bir rakama yaklaştı. Ama şimdi tekrar siz biraz bahsettiniz de ne olacak bu doların hali sorusu hep bizim, evet, mutlaka hafızalarımızda olacak. Konuştuğumuz konular arasında olacak. En azından yaz sezonunu nasıl geçirmesini bekliyorsunuz doların, böyle bir soruyla size yönelteyim. Haklı bir soru Figen Hanım. Çünkü doların her hareketi hane halkını, bütün vatandaşları 7'ye 70'e ilgilendiriyor. Doları olanı da ilgilendiriyor, olmayanı da ilgilendiriyor. Doların yükselmesi bizim maalesef alım gücümüzün azalması, yani fakirleşmemiz demek oluyor. Ve dolara bağımlılığımız devam ettikçe de ister istemez döviz kurlarındaki dalgalanmayı takip etmek zorundayız. Az önce de ifade ettiğim gibi dolar ana vatanına geri dönüyor. Amerikan oyun tahvil faizlerinde %1.70 seviyesinin üzerinde, büyük bir ihtimalle %2 seviyesine kadar bu yükselişler devam edecek. Dolar endeksindeki yükselişler devam edecek. Yani dolar ana vatanına geri döndüğü için dolayısıyla doların değer kayıplarının sınırlı kalacağını ben tahmin ediyorum. Ve önümüzü göremediğimiz, tahmin etmediğimiz, öngörmediğimiz gelişmeler yaşanırsa, mesela örnek verelim, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş riski olursa hemen dolar kurunda yükselişler de görebiliriz. Yani vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Döviz tarafında bir ihtiyacınız varsa, ama döviz bir yatırım aracı değildir. Onu da özellikle belirtmek isterim. Yani getiri anlamında altına kıyasla ya da gümüşe kıyasla fazla bir getirisi yok. Şunu da rakamsal örneğini verirsem daha iyi anlar sevgili, hı hı, izleyicilerimiz. Mesela dolar son 10 yılda yatırımcısına %225 kazandırdı. Ama gram altın yatırımcısına %426 kazandırdı. Neden? Çünkü gram altın hem dolardan hem de onstan destek aldığı için bu kadar kazandırıyor. Yani ben dolar alayım, tamam dolar aldınız. Ne kadardan aldınız mesela? 7,5 lira seviyesinde. Mesela 10 lira seviyesinde oldu. Ama içeride gram altın bu sefer 600 lira seviyesinde olunca daha fazla bir getiri sağlamış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla da dolara yatırım yapmaya ben çok sıcak bakmıyorum. Ama kişisel tercihtir. Sevgili izleyicilerim nasıl uygun görüyorsa.
Ancak doların düşük fiyatlarda kalma olasılığını biraz daha zayıf görüyorum. Dolar bu yaz büyük bir ihtimalle 9 lira seviyesinin üzerinde bir rakamı test etme olasılığını güçlü görüyorum şimdilik. Evet, peki şimdi pandemiyle beraber ekonomi alanında da bazı kapılar aralandı. Alışveriş alışkanlıklarımız bile değişti Sayın Memiş. Değişti. Evet. Evden çalışma sistemi, işte kurumların bu konudaki bazı aldıkları kararlar. Bu konu, yani pandeminin ekonomiye yansımasını şu ana kadar nasıl değerlendirirsiniz? Evden çalışmanın başlaması, yeni meslek gruplarının tekrar hayatımıza girmesi, alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi gibi hepsine total baktığımız zaman. Covid-19 süreci sadece para finans sisteminde değişikliğe neden olmadı. İnsanların sosyal hayatıyla birlikte çalışma alanlarında da değişiklikler olduğunu hep beraber gördük. Özellikle internet üzerindeki satışlar ya da sosyal medya üzerindeki hareketlilik daha çok dikkat çekici. Bu da ülkelerin vergi dilimlerinde, vergi anlayışlarında biraz daha farkındalığa neden oldu. Şunu gördü devletler, hükümetler, merkez bankaları. Yani eski bankacılık sistemi artık olmayacak. Yani banka şubesine gidip para yatırmak falan. Bunlar artık mazide kalacak. Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Powell mesela açıklama yaptı 18 Mart'ta. Dedi ki kendi kripto paralarımızı artık çıkaracağız ve Sayın Cumhurbaşkanı da aynı ifadeyi kullandı. Bu yılın sonuna kadar biz de kendi kripto paramızı çıkaracağız, yasal mevzuatları hazırlayacağız falan. Bu pandemi sürecinde insanların evet alışkanlıkları değişti. Nasıl değişti? İnsanlar birebir ticaret yapmaktan ziyade daha çok interneti ticaret yapmayı tercih etti. Bu da tüketici hukuklarında biraz daha hareketliliğe neden oldu. Mesela Ticaret Bakanlığı bu uyuşmazlık davalarında bilirkişi atamak zorunda kaldı ve bu sistem artık değişti. Ve insanlar artık varlıklarını dijital ortamda daha çok saklamaya gayret etti. Önce ne gelenekçi bir yapımız vardı. Mesela maaş aldığımız zaman gidiyorduk, bir tane çeyrek cumhuriyet alıyorduk, bilezik alıyorduk, bir kenara koyuyorduk. Kötü gün dostu olarak ya da döviz alıyorduk, cüzdanımızın bir kenarında tutuyorduk. Artık dijital bir çağ olduğu için herkes internetten varlıklarını aldı, sattı, faturalarını ödedi vesaire. Yani dijital bir çağ oldu ve bundan sonraki süreçlerde kağıt paralar olmayacak, banka olmayacak, her şey şifre üzerinden olacak, dokunmatik olacak ve finans sistemi tamamen değişmiş olacak. Ama şöyle bir sıkıntılı bir süreç de var aslında. Paraya ulaşım çok kolay olmayacak eskisi gibi. Yani merkez bankaları sınırsız bir şekilde para basıp insanlara kolay veriyor ama insanların da işsiz kalma olasılığı da biraz fazla oldu. Dünyada şu anda ciddi bir işsizler ordusu var ve dijital çağda artık biliyorsunuz mesela banka şubelerine gittiğiniz zaman bir iki kişi çalışıyor. Önceden onlarca kişi ve yüzlerce müşteri vardı. Şimdi artık dijital bir çağda olduğumuz için internet üzerinden bu işler yürüyor. Bu da dünyada yeni finans düzeninde dünyada işsizlik ordusunu bence artıracak bir sayı. Bu da korkulması gereken bir süreç. Bence bundan sonra sevgili izleyicilerimiz şuna çok dikkat etmeli. Yeni düzende artık üniversite mezunu olmanız yetmiyor. Artık dijital çağa ayak uyduran nesiller olması gerekiyor. Artık biraz daha eğitimi biraz daha üst seviyeye çıkan gelir düzeyi olacak diye ben düşünüyorum. Şimdi devletler kendi kripto paralarını çıkarmaya hazırlanıyor dediniz. Peki nasıl bir değerlendirmeleri nasıl olacak? Hani para birimi gibi mi? Yani euro, TL, evet, dolar gibi nasıl ilerliyorsa, yükseliyorsa, alçalıyorsa. Kripto paraların değerlerini devletler nasıl belirleyecek ya da hani uluslararası normlarda nasıl belirlenecek? Evet, üretim ve tüketim karşısında ülkeler kendi kripto paralarını, dijital paralarını açıklayacak ama bunun sürecinin sonuna baktığınız zaman, yani bunun en tepe noktasına baktığınız zaman aslında ulus devletlerin bir araya gelerek aslında ortak bir para üzerinde çalışıyor. Mesela Powell en son toplantısında Amerika Fed Başkanı şunun açıklamasını yaptı. Yani biz 7 ülkeyle şu anda görüşüyoruz ve bir çalışma halindeyiz. Demek ki Amerika 7 ülkeyle birlikte ortaklaşa bir kripto para çıkaracaklar. Bunun değer artışlarını mutlaka kendi varlıklarına bağlayacaklar. Şu anda dünyadaki arkasında herhangi bir merkez bankası olmayan, bağımsız olan bir para ya da değerli metal nedir? Mesela altındır. Bunu altın ve gümüşe bağlayarak ve talep karşısındaki değer artışlarıyla mutlaka sunacaklardır. Tabii enerji tarafındaki çok tüketim de çok önemli olacaktır. Ancak bunu nasıl sürdürebilecekler? Bununla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ama şu bir gerçek. Mesela Çin diyor ki benim 2000 ton civarında bir altınım var diyor. Kendi dijital paralarımı altına bağlayacağım diyor. Amerika'da şu anda 8133 ton civarında altın var. İşte bunun hazırlıkları önceden yapıldığı için
Ben kripto paraların bütün merkez bankalarının kendi varlıklarına bağlayarak dünyada yeni bir sistem oluşturacağını düşünüyorum. Ama buradaki asıl dikkat edilmesi gereken husus dünyada tek bir para birimine giden bir dünya sistemini konuşmak daha mantıklı olacaktır. Evet. Pekala, altın piyasaları uzmanı İslam Memiş bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Memiş. Görüşlerinizi aktardınız. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, gün içinde programı haberlerle devam ediyor. Türkiye önümüzdeki hafta Avrupa Birliği'nin iki önemli ismini ağırlayacak. Ankara-Brüksel hattında diplomasi trafiği hız kazanıyor. Avrupa Birliği'nin iki kritik ismi yeni haftada Türkiye'de olacak. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen salı günü Ankara'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mart'ta video konferansla görüştüğü iki isimle Beştepe'de bir araya gelecek. Ankara'nın beklentisi mültecilerle ilgili 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi. Beştepe'deki görüşmede bu konularda Türkiye'nin talepleri bir kez daha vurgulanacak. Masadaki bir diğer önemli başlıksa Doğu Akdeniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nin tek taraflı yaklaşımından duyulan rahatsızlık iletilecek. Diyaloğun sürmesi için Atina yönetiminin teşvik edilmesi istenecek. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın Suriye'nin milli servetlerini çalarak ayrılıkçı Kürt gruplarını finanse ettiğini söyledi. Lavrov, Suriye'de krizin Astana girişimiyle çözüleceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü Orta Doğu Konferansı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki bölücü faaliyetleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. ABD'nin Suriye'nin milli servetleri olan petrol ve buğdaya el koyarak ayrılıkçı Kürt gruplarını finanse ettiğini belirtti. Lavrov, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri ABD'nin bu oyunundan son derece rahatsız dedi. Mevcut durumun en büyük riskleri Suriye devletinin parçalanması konusundaki ciddi olasılıktır. Washington ayrılıkçı eğilimleri teşvik etme politikalarını sürdürüyor ve Doğu Fırat bölgesindeki özel projesine harcamak üzere Suriye'nin zenginliklerini yağmalamaya çalışıyor. Lavrov, ABD'nin Suriye'de kalıcı olabilmek için DAEŞ'i kullandığının altını çizdi. DAEŞ, ABD'nin Irak politikasının bir sonucu olarak doğdu, ifadelerini kullandı. Washington, Suriye'de çözüm için her türlü alanları engellemede büyük ölçüde DAEŞ'in varlığını kullandı ve halen en temel görevin bu ülkedeki rejimi değiştirmek olduğunu düşünüyor. Moskova'yı en çok endişelendiren Washington'ın kapalı kapılar ardında bazı teröristlerle anlaşmaya varma girişimleridir. Türkiye ve Rusya arasında ilişkileri Suriye ekseninde ele alan Sergey Lavrov, iki ülkenin sorunları çözmek için her zaman ortak dil bulabildiğini vurguladı. Suriye'de krizi Astana girişimi çözüyor dedi. Konferansta Lavrov'a Çin Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya ziyaretleri soruldu. Rusya Dışişleri Bakanı, Pekin yönetiminin bölgede işbirliği ve ortak gelişimi teşvik ettiğini söyledi. Çin, kuşak ve yol projesi kapsamında insanlık ve dünya için ortak bir gelecek topluluğunu teşvik ediyor. Bölgeyle ekonomik ve siyasi derin ilişkilere sahip. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan tıpkı Rusya'ya olduğu gibi Çin'e yönelik de temelsiz suçlamalar mevcut. Oysa bizler dürüst rekabete inanıyoruz. İran ile yeniden başlayacak nükleer anlaşma görüşmeleri öncesinde Çin'den Amerika'ya yaptırım uyarısı geldi. Pekin yönetimi Washington'a, Tahran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. İran'la nükleer anlaşmanın tarafları 6 Nisan'da Viyana'da bir araya gelecek. Görüşme öncesi Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik yaptırımlar konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chanling, ABD'nin anlaşmaya dönebilmesi için İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı. Çin'in nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planındaki adil duruşunu koruduğunu vurgulayan Hua, mevcut gerginliğin temel sebebinin Washington'ın anlaşmadan tek taraflı çekilmesi olduğunu belirtti.
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya dönmeye hazırız mesajını olumlu karşılıyor. Ancak şu an için en acil görev Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bütün yasa dışı yaptırımlarını, üçüncü taraflara yönelik uzun kol yargılama yetkisini kaldırması. Nükleer anlaşmaya dönmek için önce bu adım atması gerek. İran da bu temelde anlaşmayı kapsamlı bir şekilde yeniden uygulayacak. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin ilgili taraflarla birlikte siyasi çözüm sürecini hızlandıracağını, kendi meşru hak ve çıkarlarını da kararlılıkla savunacağını belirtti. Komşumuz Bulgaristan'da halk genel seçimler için sandık başında 6 milyonun üzerinde seçmen 240 sandalyeyi yeni parlamentoyu belirleyecek. Bulgaristan halkı milletvekili seçimleri için oy kullanıyor. 6.35 milyon seçmen ülkenin 45. parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçecek. Seçime 30 parti ve 6.895 aday katılıyor. Ülkede 12.630, yurt dışında ise 465 seçim merkezi açıldı. İlk kez kağıt pusulaya alternatif olarak 10.000'e yakın seçim makinesi kuruldu. 4 yıldır iktidar ortağı olan Irkçı Vatanseverler Birliği Koalisyonu'nun baskısı nedeniyle Türkiye ile Avrupa Birliği dışında kalan bazı ülkelerde sandık sayısı 35 ile sınırlandırıldı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçimler için 9 sandık açıldı. Trakya'da ön beyanda bulunan 5000'den fazla çifte vatandaş Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 20'de tamamlanacak. Endonezya doğal afetlerle boğuşuyor. Aşırı yağışın yol açtığı selde 20 kişi hayatını kaybetti. Java Adası'nda ise Marapi Yanardağ yeniden harekete geçti. Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde aşırı yağış sele neden oldu. Arama ve kurtarma ekipleri şimdiye kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştı. Sel nedeniyle onlarca evde hasar meydana gelirken arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı. Bölgede güvenlik alarmı verildi. Merapi Yanardağı'nda 2010 yılında meydana gelen patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti. Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinde kortej eşliğinde yeni müzeye taşındı. Firavunların görkemli altın yolculuğu dünya televizyonlarında canlı yayınlandı. Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı. Aralarında 67 yıl boyunca Mısır'ı yöneten Kral 2. Ramses, ilk kadın Firavun kraliçe Hatshepsut'un da bulunduğu antik hükümdarlar, Firavunların altın geçidi olarak adlandırılan görkemli bir törenle Giza'daki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne sevk edildi. Hükümdarların mumyaları eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı. Altın yolculuk 40 dakika sürdü. Dünya basınında yaklaşık 400 televizyon tarafından canlı yayınlandı. Her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli nitrojen doldurulan koruyucularla taşındı. Mumyaların geçtiği yollar da sarsıntı olmaması için yeniden düzenlendi. Mumyalar Giza'daki yeni müzede 18 Nisan'dan itibaren ziyaret edilebilecek. Ünlü Tutankamon koleksiyonu ev sahipliği yapan Giza piramitleri yakınındaki yeni Büyük Mısır Müzesi'nin de gelecek yıl açılması planlanıyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 10 büyükelçi merkeze alındı. Yeni büyükelçi atanan ülkelerin arasında Azerbaycan ve Irak da bulunuyor. 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 10 büyükelçi merkeze çekildi. Büyükelçi atamalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı. Özoral'ın yerine 25. dönem AK Parti milletvekili Cahit Bağcı getirildi. Önemli. Yani biz resmi gazetedeki kararla merkeze alınan Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yerine ise Irak İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney atandı. Kürtleri katleden PKK terör örgütüyle savaştık.
Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üdül, Myanmar Birliği Cumhuriyet Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu ve Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek merkeze alındı. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ahmet Sadık Doğan getirildi. Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Said Akın getirilirken Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel Erkan atandı. Atama kararıyla İspanya Krallığı Büyükelçiliği görevine Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar geldi. Burkina Faso Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı getirildi. Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da merkeze çekilen isimlerden oldu. Merkeze alınan büyükelçiler arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere ile Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar da yer aldı. Şakir Özkan Torunlar'dan boşalan Hindistan Büyükelçiliği görevine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel uygun görüldü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçel atandı. İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Tayland Krallığı Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün de merkezde görevlendirildi. Esenli'den boşalan İtalya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük getirildi. Tayland Krallığı Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy uygun görüldü. Denizli'de Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı törenle açıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Çivril ilçesindeki Cabar Köyü işgal edilmiş, 83 vatandaşımız katledilmişti. Katliamdan 100 yıl sonra yitirdiğimiz canlar anısına şehitlik ve anıt yapıldı. 1 Nisan 1921 günü Yunanlılar Çivril'i işgale başlıyorlar. Akşamı Cabar köyüne bir baskın düzenliyor. Evinden çıkan herkesi süngüyle, dipçikle, kurşunla şehit ediyor. Cabar katliamının üzerinden 100 yıl geçti. Ancak şehitlerimiz unutulmadı. Denizli'de Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı törenle açıldı. Cabar katliamının 100. yılında Cabar Milli Mücadele Anıtı ve şehitliğinin açılışını yaptık. Kurtuluş Savaşı sırasında Çivril ilçesindeki Cabar Köyü Yunan askerlerince işgal edildi. Askerler köydeki evleri yaktı. 83 vatandaşımızı katletti. 83 kişiyi Bileşe denilen köyün eski mezarlığına defnediyorlar. Zaman içerisinde metruk bir hale geliyor. Mezarlar kaybolmak üzereydi. Şehit olanların isimleri tam belli değildi ve 83 kişinin isimlerini belirledik. Mezarların bozulması ve kaybolma riski üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi mezarlığı şehitliğe dönüştürdü. Yeni baştan düzenledi. Şehitlik törenle açıldı. Denizli'mizin Müftü Ahmet Hulusi Efendi ile başlayan milli mücadelesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün liderliğinde, önderliğinde vermiş olduğumuz mücadele sonucunda işte kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz inşallah ilelebet paydar olsun. Yaşasın, bayrağımızda dalgansın diyorum. Törene kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Mezarlara karanfiller bırakıldı. İnsan hakları demokrasi dersi vermeye kalkan o batılılar atalarının bu topraklarda neler yaptığını görmek istiyorlarsa gelip Cabar şehitliğine bir baksınlar. İzmir Bayraklı'da mahalle arasına yapılacak trafo merkezi inşaatı mahalle sakinlerinin eyleminin ardından AK Parti ve CHP milletvekillerini harekete geçirdi. Büyükşehir ile Bayraklı Belediyesi trafo merkezinin başka bir yere taşınması için çalışmalara başladı. Burası hizmet alanı olarak görülüyordu imar planında ama yapılmak istenen şey bir dev trafo merkeziydi. İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde kurulması planlanan 154 kava piyale gaz izoleli trafo merkezi inşaatı durdu. Mahalle sakinlerinin eyleminden sonra İzmirli milletvekilleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi yetkilileri yurttaşları dinledi. Trafo merkezinin taşınması için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile görüşmelere başladı. Sesimizi duyanlar oldu ve bize bu süreçte destek olanlar oldu. Başta belediye başkanı, Bayraklı Belediye Başkanı olmak üzere. Bedri Sertel Bey, Necip Nasır Bey bu ikisi ve belediye başkanımız
Sayın Sandal bu işte çok önemli rol oynayan 3 kişidir. Bölgede 5 kata kadar imar olmasına rağmen trafo merkezinin 8 katlı bir yapıya eşdeğer olacağı biliniyor. Mahalle sakinleri trafonun başka bir yere yapılmasında ısrarcı. Bu tesisin başka komşularımızı rahatsız etmeyecek başka bir alana götürülmesini ve elektrik ihtiyacının oradan karşılanması konusunda anlaşıldığımızı düşünüyoruz. Trafo merkezi tartışması Bayraklı Belediyesi meclis gündemine de alındı. Tesisin farklı bir yere kurulması için görüşmeler başladı. Bayraklı Belediyesi olarak biz hiçbir kamu yatırımı karşısında değiliz. Vatandaşın derdi çözülmek kaydıyla biz üzerimize ne düşüyorsa bunu yaparız. Mahalleliler trafo merkezi yerine bölgenin deprem toplanma alanı olmasını istiyor. Deprem sırasında kaçtığımız tek noktaydı o. Deprem sırasında o gün herkes o korkuları yaşadı ve burası boş bir alandı. O yüzden buranın yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Belki bir toplanma alanı olabilir, park olabilir. Yeşil alan olmasını istiyoruz. Toplanma alanı olsun veya yeşil alan kalsın istiyorum. Turizmin başkenti Antalya'nın en önemli doğal su kaynağı Kırkgöz. Hem kirlilik hem de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, son 50 yılda kaynağın veriminin %70'inden fazlasını kaybettiğini söyledi. Kırkgöz kaynakları sistemi bugün Antalya kent merkezinin üzerinde bulunduğu traverten platosunu oluşturan, bu sayede deprem etkisini azaltan, falezler ve Düden Şelalesi gibi doğal yapıların oluşmasında başrolü oynayan, bugün kentin içme suyuna olumlu katkı sağlayan bir mucizedir aslında. Turizmin başkentinin can damarı Kırkgöz, hem kirlilik hem de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. 1973 ve 2017 yılları arasında yapılan çalışmada kaynağın verimli dönemlerinde 13 metreküp ile 24 metreküp arasında değiştiği, kurak dönemde ise 13 metreküp ile 3.8 metreküp arasında değiştiğini gözlemledik. 50 yıl içerisinde kaynak kurak dönemde veriminin %70'inden daha fazlasını kaybettiği anlamına geliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, kentin geleceğinin alarm verdiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde sıcaklığın artacağı, yağışların %20'ye varan azalacağı ve 2050 yılında Antalya kent nüfusunun %450 artacağı göz önünde bulundurulursa eğer, yakın gelecekte gördüğünüz bu güzellikler, dolayısıyla bunun etkilediği doğal güzelliklerin yok olacağı ve tehdit altında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Başkan Çeltik, kent merkezinde içme suyunun %95'inden fazlasının yeraltı sularından sağlandığını belirtti. Kente içme suyu sağlayan kurumda yeraltı sularıyla alakalı ne bir müdürlük ne de bir daire başkanlığı var. Bu da bizim için ciddi kaygı sebeplerinden bir tanesi. İdarecileri bu konuda hassasiyete davet ediyoruz. Yakın dönemde kentin alternatif su kaynaklarına ihtiyacının olacağına dikkat çeken Çeltik, mevcut kaynakların korunması konusunda çağrı yaptı. Bu bir kaynak. Kaynağın rezervuar alanı ise hemen sağ tarafımızda gördüğünüz Batı Toroslar'ın bir parçası olan Korukteli Havzası. Buralara su tutma yapıları ve su alma yapıları yapılırken çok dikkat edilmeli ve bilimsel çalışılmalıdır. Kentimizde ve çevremizdeki her bir damla suya ihtiyacımız var. Bunun için mevcut kaynakları lütfen koruyalım. Geçtiğimiz günlerde Kırkgöz'de su altı temizliği yapıldı. Dalış yapan ekip tarafından su altından halı, masa, traktör lastiği gibi birçok atık çıkarıldı. Yaşanan kirlilik kamu kurumlarını da harekete geçirdi. Süreç takibe alındı. Buranın kirlenmesi demek insanların, çevrenin ve doğanın zehirlenmesi anlamına geliyor. Sevgili seyirciler, basın mensupları da aşıda öncelikli grup arasına girdi. Şimdi bir Ankara'ya uzanacağız. Ankara Büro'daki arkadaşlarımız canlı yayında aşılarını olacaklar. Seda Akyüz bize o anları aktaracak. Ve Seda'nın biliyorsunuz daha önce aşı adına gönüllü olduğunu ve diğer arkadaşlarımız da aşılarını yaptırıyorlar. Sözü onlara bırakıyorum. Evet değerli izleyenler, COVID-19'la mücadelede en önemli silah aşı ve bu konuda da çok önemli bir karar alındı. Basın mensupları da öncelikli gruplar arasına girdi ve şu anda Ulusal Kanal Ankara Büro çalışanları, muhabirler, Ankara temsilcimiz, yine kameraman arkadaşlarımız aşılarını oluyorlar. Şu anda Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir aşısını oluyor. Sinovac aşıyı oluyor Ulusal Kanal muhabirleri. Ve ilk doz aşısı şu anda uygulandı. Hemen Gürkan Demir'e mikrofonumuzu uzatalım. Evet Sayın Demir, aşınızda oldunuz. Neler hissediyorsunuz, neler söyleyeceksiniz?
Seda, bu aşı geleceğe umut aşısıdır. Başta İletişim Başkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere basın mensuplarının aşılanmasında kolaylık sağladıkları ve öncelik tanıdıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu aşılarla birlikte sevdiklerimize doyasıya sarılabildiğimiz, onlarla doyasıya vakit geçirebildiğimiz günlerin özlemiyle günleri geçirirken bu aşılarımızı oluyoruz. Covid'le mücadelede de önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu hem bizi aşılayan hem diğer vatandaşlarımızı aşılayan hem de özellikle yoğun bakım ünitesinde vakit geçiren sağlık çalışanlarımıza da kolaylık diliyoruz. Bu aşıları olmamızla birlikte sahada tabii biraz daha güvenli çalışma imkanına da kavuşmuş olacağız. Haber toplarken, veri toplarken bizler açısından biraz daha bir nebze de olsa güven olacaktır. Ama tabii ki aşı olduğumuz için maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyeceğiz. Onu korumaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Ulusal Kanal Ankara büroda çalışan muhabir, kameraman arkadaşlarımız Ankara Şehir Hastanesi'nde Sinovac aşıları oluyorlar. Önemli karar alınmıştı. Şu anda muhabir arkadaşımız Buse Gençtürk de ilk doz aşısını olacak. Tabii ilk dozlar bugün yapılıyor. 28 gün sonra arkadaşlarımız yine buraya gelecekler. Ankara Şehir Hastanesi'nde 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacaklar. Şu anda arkadaşımızın aşısı da yapıldı. Hemen Buse'ye de mikrofonumuzu uzatalım. Buse, salgının başından bu yana alandasın. Risk altında görevini yapmaya devam ettin. Neler söyleyeceksin? Herhangi bir acı hissetmedim. Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Özellikle Covid-19 Türkiye'ye geldiğinden bu yana sahadaydık biz de muhabirler olarak ve yakından takip ettik. Covid-19'da mücadeleyi, aşı çalışmalarını oldukça önemli. Basın mensuplarının aşılanması öncelik grubuna aldık. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Öncelik grupta olduğumuz için, çünkü çok riskli grup yerlerde, alanlarda bulunduk. Bu yüzden önemli, sevdiklerimiz, ailemiz için de oldukça önemli. Özellikle sağlık çalışanlarının burada çok büyük katkısı olduğu sürece onları da bir kez daha anmakta fayda var. Hem Covid-19 nedeniyle şehit olan sağlık çalışanlarını da bir kez daha anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz. Sinovac aşılar Türkiye'ye getirilmişti. Aşılama işlemi, aşılama süreci devam ediyor. Ankara Büro çalışanları, Ulusal Kanal Ankara Büro'da çalışan hem muhabir arkadaşlarımız hem de kameraman arkadaşlarımız Ankara Şehir Hastanesi'nde aşılarını oldular. O anları canlı yayında sizlere aktardık. Ankara'dan, başkentten, şehir hastanesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz sevgili Seda Akyüz'e, hem geçmiş olsun diyoruz hem de hayırlı olsun diyoruz. Biz de en kısa sürede aşımızı olacağız. Sevgili seyirciler, kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Beşiktaş Kulübü Medya ve İletişim Sorumlusu, ayrıca Exen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar bizimle birlikte olacak. Erol Bey'le hem restoranların son durumunu, yaşadıkları sıkıntıları hem de Beşiktaş'ı konuşacağız. Az sonra görüşmek üzere. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sevgili seyirciler, gün içinden programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş Medya ve İletişim Sorumlusu, ayrıca Exen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Kaynar karşımızda. Sayın Kaynar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kolaylıklar diliyorum size. Hem yeni göreviniz elbette ki yoğun bir tempoyla geçiyor Beşiktaş kanadı, ama bunun dışında da elbette siz Türkiye'de çok önemli restoranlara sahip, önemli gece kulüpleri olan bir kişisiniz ve sektörde de çok doğru isimlerden bir tanesisiniz. Dolayısıyla restoranlar konusunu sizinle konuşmak istedik. Şuradan başlayalım isterseniz. Bu pandemi sürecinde ne tip sıkıntılar yaşadınız? Hem siz restoran sahipleri hem de çalışanlar olarak nasıl önlemler almaya imtiyaz ettiniz? Tabi pandemi süreci biliyorsunuz bir dünya süreciydi. Yani sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir süreç değil, ama tabi bu süreçten darbaya alan önemli sektörlerin başında da bizim yiyecek içecek sektörü geliyor. Hatta belki bir ya da iki numara diyebiliriz bana göre.
Tabii bir de açılıp kapanma gibi bir durumlar da ortaya çıkınca bunun, yani bir işletmenin açılması öyle, yani hadi şimdi açalım işletmeyi deyip bugün karar verip yarın işletmeyi açmanız söz konusu değil. Yani ön hazırlıklar gerekiyor, stoklamalar gerekiyor. Kapanma durumuna geldiğiniz zaman da tekrar aynı şeyin tersine dönüşü oluyor. Dolayısıyla tabii işletmeler bundan çok ciddi zararlar ediniyorlar. Tabii dediğim gibi bu dünyanın sarsıldığı, dünyayı sarsan bir durum. Yani belki yüzyılda bir defa gelebilecek, maalesef çok olumsuz bir durum. Bizim tabii sektör, bizim sektöre dönecek olursak bu konuyla ilgili. Hı hı. Bizim sektörü tabii sadece bizde çalışanları da düşünerek hareket etmemek lazım. Biz aşağı yukarı bizim sektörde çalışan kayıtlı sayısı yaklaşık 2 milyon diye biliyorum. Ama bu sayının daha da yüksek olma ihtimali yüksek. Çünkü kayıtsız çalışanlar da var maalesef bu işletmelerde. Hı hı. Şimdi şöyle düşünecek olursak bu 2 milyon kişi sadece 2 milyon kişiyle sınırlı değil aslında. O 2 milyon kişiyi taşıyan taksici var, taşıyan toplu taşıma araçları var. Ve evine ekmek götüren, yani çalıştığı zaman evine girecek olan yiyecek içecek miktarı ve sayısı fazla, ama işi olmadığı zaman mecburen büyük bir kısıntıya gidip o şartlar altında evini geçindirmeye çalışan insanlar, her biri çoluk çocuk sahibi, evli barklı, çoğu evli barklı insanlar. Dolayısıyla tabii çok zor bir süreç. Dediğim gibi sadece bu 2 milyon çalışanla sınırlı gibi görmemek lazım bizim sektörü. Düşünün, sektör açılıp olduğu zaman, normal çalışma düzenine geçtiği zaman domatesçisinden, meyvacısından, sebzecisinden, benzinci bile bizim çalışmamızdan nem alan bir sistem içerisinde. Diyeceksiniz ki ne demek bu benzinci bile? Şimdi bakın, restoranlar neticede kapanış saatleri, normal süreç için diyorum, 12-1'lerde kapanıyor. Gece kulüpleri daha da geç tabii ki. O saatler aslında baktığınız zaman taksicilerin bile ölü saatleri denebilir. O saatlerde taksicileri dahi, taşıma işleriyle uğraşan herkesi çok yakından ilgilendiriyor ve çok canlı tutuyor. O gündüz zaten çalışanlar, gündüz yapılan çalışmalar zaten belli bir standardın içinde oluyor, ama geceliğin çok ekstra bir şey bu, ekstra bir gelir getiriyor. Yani ben size şunu söylemeye çalışıyorum, bu çok bizim sektörün uzandığı kol çok geniş bir ağ içerisindedir. Zincirleme geniş gidiyor aslında, demek istiyorsunuz yani birçok alan gibi zincirleme bir birçok alanı kapsıyor demek istiyorsunuz. Bakın evet, domino etkisi diyebiliriz buna. Yani bizim yıkılmamız ya da bizim zarar görmemiz, bizim sektörün durması demek domino etkisi yaratır ve birçok sektörün durması anlamına geliyor. Balıkçısından etçisine, sebzecisinden meyvecisine, benzincisine, taksicisine, yani o kadar geniş bir yelpaze içinde çalışıyoruz ki, yani o yüzden bizim sektörün yansımaları, ekonomiye yansımaları çok farklı oluyor. Peki siz nasıl önlemler almaya çalıştınız Sayın Kaynar bu süreç içerisinde, ya da alabildiniz mi? Vallahi tabii bu soruya cevap vermek o kadar çok kolay değil. Yani tabii çalışanları da çok etkiledi bu. Bizi tabii işin sahipleri olarak bizleri çok derinden etkiledi. Neden derinden etkiledi? Kiralarımız, bir kısım kiralarımız devam etti. Yarım kira oldu bazı işletmelerimizde. Bazı işletmelerimizde tam kira, bazı işletmelerimizde hiç kira alınmadı. Anlayışla karşıladı mal sahiplerimiz. Bizim kendi eksen gruptan bahsedecek olursam, tabii aşağı yukarı 30 yıla dayanan bir süreç içerisinde çalıştık ve mal sahiplerimiz de aşağı yukarı her biri 20 senelik mal sahiplerimiz. Dolayısıyla bugüne kadar bütün edimlerimizi yerine getirmiş bir şirket olarak şimdi bir o lüksümüz oldu. Yani kendilerine bu derdimizi anlatabilme lüksüne sahip olabildik bir kısım. İşte kiralardan kısmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar iktisatlı, daha da iktisatlı gitmeye çalıştık. Masrafları kısmaya çalıştık. Ama ne yaparsanız yapın, neticede bir sistem idare ediyorsunuz ve bizim böyle bizim gibi grup işletmeler için özellikle, o işletmelerin, grup işletmelerin
sıkıntıları daha da büyük oluyor. Neden daha büyük oluyor? Çünkü sistem idare ettiğiniz için mesela bizim bir depo sistemimiz var. Mesela bizim bir muhasebe sistemimiz var. Bunları durduramıyorsunuz. Bunlar devam ediyor çalışmaya. Ve bu ne olursa olsun bir muhasebeleştirme sistemi, bir muhasebeleştirmemiz var. Yani işletme, çünkü aslına baktığınız zaman işletmenin kayıtsal boyutu açık. Dolayısıyla bu kayıtsal boyutu açık olduğu için bu gerekli devletimize gerekli olan evrakları teslim etmek durumundasınız. Bunu yapabilmek için de elemana ihtiyacınız var ve elemanlarımız çalışmak durumunda. Bunların maaşları var, sigortaları var, vergileri var vesaire vesaire. Bunları karşılamak hiç iş yapmadan aşağı yukarı bir buçuk senedir hemen hemen hiç iş olmadı diyebilirim bizim sektörde. Tabii çok zorlandık ama devletimizden gördüğümüz o KGF destekleri hiç olmazsa bir can suyu oldu. O bize ayakta tutabilme adına biraz da olsa ayakta tutabilme adına çok olumlu bir gelişmeydi. Şimdi tabii tekrar malum bir kapanış sürecine giriyoruz. Hı hı. Burada bir şey söylemek istiyorum sizin vasıtanızda. Buyurun lütfen. Şimdi tabii toplu olarak bulunan mekanlarda bu virüsün yayılma oranının hızının çok daha fazla olduğu artık açık ve açık bir şekilde meydanda. Buna itiraz kimsenin itiraz edecek bir durumu yok. Evet. Ama şimdi baktığınız zaman sanki sadece restoranlar, kafeler kapanıyormuş gibi bir durum gözüküyor. Ben mesela dün benim çıkma iznim var. Dün işim icabı çıktım arabayla. Epey bir İstanbul'da birçok yere uğradım. Gene dediğim gibi işim icabı. İnanın hava da güzeldi zannediyorum. Tabii insanlar da bunalmış, bunları da anlıyorum. Hepimiz bunaldık. Ve her taraf doluydu. Yani o kadar kalabalıktı ki bayağı trafik vardı. Evet. İnsan trafiği de çok yoğundu. Şimdi şuraya gelmeye çalışıyorum. Bakın sadece restoranları, kafeleri evet kapatın tamam tedbirdir. Kabul ediyorum. Neticede devletimizin verdiği bir karardır. Buna konuşacak, üzerine tartışacak fazla bir şey yok. Çünkü gerçekten sağlığı ilgilendiren bir konu bu. Tamam ama sadece restoran ve kafeleri kapatmakla bu işin çözülmeyeceği artık ayan beyan ortadayken bu işi topyekun bir kapatmaya gidebilirse şayet Türkiye, o zaman belki bir 15-20 günlük bir kapatma süreci içerisinde çok sıkı bir tedbirle ve aşılama da çok hızlı devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Bunların hepsi beraber biz bu işin içinden çıkabiliriz ama sadece restoran ve kafelerin kapalı kalmasıyla çok korkuyorum ki bir ay sonra yani Ramazan sonunda açılacak görülüyor restoran ve kafeler. Korkarım ki istediğinden bu virüsün yayılma hızını istenilen oranda düşüremeyeceğiz diye korkarım. Ben isterim ki, benim şahsi fikrim tabii bu, isterim ki bütün birçok yerler, özellikle toplu bulunan yerler kapatılsın. Her yer kapatılsın, biz tam bir karantinaya girelim. Bu tam bir karantina olmadan bu işin çözülemeyeceğini ben görüyorum. Tabii ki karar bilim kurulundur, onların bilimine saygım sonsuz. Yani onların adına bir şey söyleyecek durumda değilim ama bir vatandaş olarak görüyorum. Çünkü ben halkın içinde yaşayan bir insanım. Hep kendim yürüyerek gezerim her yeri. Yürüyerek giderim. Onu da seviyorum. Halkın içinde dolaşmayı seviyorum. Hı hı. Ve çok insanları da tanıyorum, biliyorum. Dolayısıyla bu ilişkiyi kesemezsek, bu sıkı ilişkiyi kesemezsek, bu bağları koparamazsak belli bir süre. Tabii çok zor şey bunlar. Biz neticede Akdeniz insanlarıyız. Birbirimize sarılmayı, birbirimize yakın olmayı, birbirimize görüşmeyi çok seviyoruz. Ama belli bir süre bu işi kapatmak lazım. Yani komşu ziyaretlerinin bile ne kadar büyük zararları yol açtığını hep beraber biliyoruz. Onun için özetle şunu söylemeye çalışıyorum tekrardan. Sadece restoran ve kafelerin kapanmasıyla değil, genel ulusal bir kapanma, ulusal bir karantina sürecine girmek mecburiyeti görüyorum ben. Bunu yapamazsak hep beraber sonra üzülmeyelim. Peki Sayın Erol Kaynar, şimdi restoranların, kafelerin açılmasıyla birlikte vaka sayılarının arttığını da görüyoruz. Bu da bir gerçek. Ve ben geçtiğimiz günlerde hakikaten çok adı bilinen bir restoranda hiçbir şekilde ne sosyal mesafe kuralı, ne ateş ölçer, hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Ki bu hani İstanbul'un en iyi restoranlarından ilk beşe girer, öyle söyleyeyim size. Şimdi restoranlar açıldıktan sonra da bu kurallara dikkat eden esnafı da
kurallara dikkat etmeyen esnaf zor durumda bırakmıyor mu? Yani bu noktada aslında belki de restoranlar kendi aralarında bir anlaşmaya varmalılar diyebilir miyiz? Çünkü hep doğru orantılı vaka sayısı artıyor restoranlar açıldığında. Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Bakın ben ve birçok arkadaşım, bu iş yapan, bu sektörde olan birçok arkadaşım bundan muzdaribiz. Bizler kurumsal çalışan şirketleriz. Yani kurumsal derken neyi kastediyorum? Bize verilen yetkileri kullanarak, bize verilen belgelere göre hareket ederiz biz. Dolayısıyla onun dışına çıkmayız. En azından çıkmamak için elimizden geleni yaparız. Ben bugüne kadar, dediğim gibi 30 yıl aşağı yukarı geçti. Bugüne kadar daha bizim CV diyoruz malum. CV'mizde herhangi bir çiziğimiz yok. Yani herhangi bir sabıkamız yok, Allah'a çok şükür. Bu konuda kendimizi iyi hissediyoruz. Ama dediğiniz o kadar doğru ki ben de duyuyorum. Maalesef bazı meslektaşlarımızın yasakları müthiş ihlal ettiğini, hatta partiler verildiğini, İşte gazetelerden, siz de basından, siz de duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Sizler daha içindesiniz. Bu söylediğiniz bu ihlal meselesi tabii iki türlü bize çok büyük zarar veriyor. Birincisi, en mühimi, insan sağlığı. Evet. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu insan sağlığına zarar veriyor. İkincisi de bizim sektörü çok kötü karalıyor. Çünkü bunu gören halkımız ister istemez bu sektörün bu şekilde hareket ettiğini düşünüyor. Belki ben de dışarıdan biri olsam, bu işi hiç yapmıyor olsam, başka işlerle uğraşıyor olsam ve bu sizin karşılaştığınız manzarayla karşılaşsam, ben de restoranlara genel olarak bir yargıda bulunurum. Ve ön yargılı olabilirim. Derim ki işte bunlar, bu restoranlar böyle çalışıyorlar. Bu yayılım hızını maalesef restoranlardan dolayı daha hızlandırma durumu oluyor derim. Hı hı. Aslında durum öyle değil. Belki bunların sayıları, bu sizin söylediğiniz bu ihlal sayıları çok fazla değil. İhlal eden restoran, kafe sayıları çok fazla değil ama tabii ki bunlar haklı olarak gündeme geliyor sizler tarafından. Çok doğru bir şey bu. Aslında biz bunlar hakikaten sektör olarak çok muzdaribiz. Ben bazı 3-5 arkadaşımla TÜRİT diye bir turizm yatırımcıları derneğini kuranlardanım ve iki dönemde başkanlığını yaptım. Şu anda o derneğimiz faaliyette zaten. Hı hı. Ve birçok yani birçok demeyeyim ama çoğunluktaki restoran, kafe işletmelerinin hemen sahiplerinin hemen hepsi neredeyse o TÜRİT'e üyedirler. Orada çalışmalar yapıyorlar. Sesimizi duyurmak için gerekli bakanlık nezdinde gerekli girişimleri yapıyorlar. Ama orada da okuyorum, bizim bir WhatsApp grubu var aynı bu TÜRİT'in. Orada da okuyor ve bakıyorum. Hakikaten ihlal eden arkadaşlarımız maalesef bizim sektörü lekeleyen insanlardır. Benim devletten ikinci bir çağrım da şu olsun. O anlamda hakikaten acımasız olmalarını ben de istiyorum. Çünkü bize zarar veriyor bu. Hem sektörün ismine, dediğim gibi en önemlisi de sağlığa zarar veriyor. Bunlar evet var, yok diyemeyiz. Ama bunları hep beraber engellememiz lazım. Biz de dahil olmak üzere. Buna bizim de TÜRİT olarak bir yaptırımda bulunmamız şart. Çünkü her şeyi devletten beklerseniz, her kontrolü, her dükkanın başına bir tane zabıta ya da emniyetçi dikemezsiniz. Bu mümkün değil. Biraz otokontrol yapmak lazım. Biraz kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Evet, dinamik denetim modeli var biliyorsunuz şu anda. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ilk olarak Twitter hesabından kendisi duyurmuştu. Tematik denetimler, bu özellikle yiyecek içecek sektörüne yapıldı ve çok ciddi anlamda aslında cezalar da geldi restoranlara ve kafelere. Demek ki yine de kurallara uymayan çok fazla kişi var. Bunlar da kurallara uyan restoran sahiplerini, kafe sahiplerini zor durumda bırakıyor. Biz vatandaşları da elbette ki mahrum bırakıyor oralardan. O yüzden az önce söylediğiniz şeylerin altına dikkat çekmek gerekiyor Sayın Erol Kaynar. Biraz futbola dönelim sizi yakalamışken. Şimdi bu akşam maçınız var saat 19'da. Kasımpaşa ile oynuyorsunuz. Ancak sizin evet. Bir geçtiğimiz haftalarda hakem sıkıntısıyla alakalı bir yayınınız olmuştu. Ve sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiniz. Önce buradan başlayalım isterseniz. Neden böyle bir şey yaşadınız ve orada söylediğiniz önemli bir şey var. Üst üste aynı hakemin
verildiği başka bir müsabaka daha olamaz. Bu sadece bizim başımıza geldi diye. Hakem Halil Umut Meler'le alakalı. Vallahi aslında bizim hakemle bir sıkıntımız yok. Biz hakeme niye bu hakem verdiniz diye bir soru yöneltmedik. Bizim anlatmak istediğimiz şuydu. Fenerbahçe derbisinden, Beşiktaş-Fenerbahçe maçından hemen sonraki maçımız bizim Kasımpaşa maçımız. Ve bu maça, akabinde bu maça aynı hakemi atadılar. Yani bizim hissettiğimiz ve bütün kamuoyunun, bizim derken bütün kamuoyundan bahsediyorum. Ve biz bir camiayı temsil ediyoruz. Kendi şahsi bir şeyimiz değil bu. Bir camiayı temsil ediyoruz. Bu temsil içerisinde sizin sesinizi duyurmanız lazım. Yani daha doğrusu taraftarların, Beşiktaşlıların, spor kamuoyunun sesi olmak mecburiyetindesiniz. Bunları yok sayamazsınız. Bunları duymamazlıktan gelemezsiniz ve dile getirmeniz lazım. Bu insanların, bu karşılıksız bir sevgi gösteren bu taraftarların duygularını bir şekilde dile getirmeniz lazım. Siz çünkü orada oluş nedeniniz bu. Ben de o çerçevede hareket ettim. Yani benim konuşmalarımda zaten televizyon konuşmalarımdı. Dolayısıyla kayıtlarda var zaten. Herhangi bir saygısızlık, herhangi bir terbiyesizlik, herhangi bir ağzımdan çıkmış kötü tek bir kelime yok. Ama Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na vermişler beni. Nedenini okudum şöyle bir. Nedeni de yok. Sadece benim söylediği söylemlerimi yazmışlar. O söylemleri bir daha okudum. Ben şahsen bir suç unsuru, avukatlarım da dahil, suç unsuru biz bulamadık. Tabii ki saygı duyuyorum. Tabii verebilirler, herkesi verebilirler ama şunu da şuradan söylemeden edemeyeceğim. Biz Beşiktaşlılık duruşumuzdan asla ödün vermeden biz sesimizi kesmeyiz. Kesmeyeceğiz. Yani bu tip cezalar, bu tip ya da profesyonel disiplin kuruluna sevkler bizim devam ettiğimiz yoldan bizi çeviremez. Biz kimseyle inatlaşmak, kimseyle kavga etmek peşinde değiliz. Ama bakıyorum ki yoksa arka arkaya bir hakem atanabilir. Bakın bu lig tarihinde ilk defa yaşanmış bir olay. Bakın lig tarihinde ilk defa. Diyeceksiniz ki hiç olamaz mı? Olur. Yaşanabilir. Ama bunun altında yatan başka bir gerçek var. İnatlaşma gibi bir durum var burada. Bizim üstümüzde durduğumuz o. Yoksa aynı hakem üst üste iki maça verilebilir. Yani bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok bu olan olaydan. Fakat bunun altında yatan, anlatılmak istenen bir gerçek var. Bütün kamuoyu bunu biliyor. Bütün kamuoyu. Nedir o? Twitter'lar yıkılıyor. Yani bizim hocamız bir beyanında olabilir. Dedi ki gayet efendice Fenerbahçe maçının akabinde bir yayına katıldı. Dedi ki hakemden memnun değiliz. Ve bir de tekrar bu hakemin tekrar bizim maçımıza verilmesini istemiyoruz dedi. Bu bir istek. Olabilirdi, olmayabilirdi. Fakat ne lüzumu var ki federasyon, Merkez Hakem Komitesi aynı hakemi sanki inatlaşır gibi hemen akabindeki maça, Beşiktaş'ın hemen akabindeki Kasımpaşa maçına verdi. Yoksa hakemle ilgili bir sıkıntıdan söz etmiyorum. Yani tavırları hoş değil, tavırları yanlış. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Biz mümkün olduğu kadar sakinliğe, biz mümkün olduğu kadar her Türk spor kamuoyunu sakin olmaya davet etmeye çalışırken tam tersine biliyorsunuz ortalık yangın yeri gibi. Birçok konu var ve yani gündem ciddi dolu. Bu durumda olan bir yere siz bir bidon benzin dağıtıyorsunuz. Buna gerek yoktu. Buna hiç gerek yoktu. Şu anda gerek yoktu. Gerek yok. Yani niye siz bunu yapıyorsunuz? Benim de sorduğum soru buydu. Ben bu soruyu sordum diye Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişim. Ben bu soruyu tekrar soruyorum. Niye? Daha lig tarihinde görülmemiş bir atamayı, iki defa üst üste yapılan atamayı niçin tekrar yaptınız? Ha diyecekler ki böyle uygun gördük, yaptık. Bu dönemde yapılmasını doğru buluyorlar mı? Onların vicdanlarına bırakıyorum. Eğer biz
hiçbir art niyet düşünmeden, art niyet düşünmeden bu atamayı yaptık diyorlarsa kendi işlerini, kendi vicdanlarında, o zaman ben kendilerine saygı duyarım. Ama görünen o ki hiç öyle de değil olay. Onun için profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiş olmamı çok manidar da buluyorum. Ama canları sağ olsun, dediğim gibi biz Beşiktaşlılık duruşumuz, Beşiktaşlılık terbiyemizi bozmadan asla ve bu gerekli konuşmaları ne gerektiği yerde her zaman yaparız. Peki Sayın Erol Kaynar, özellikle bu dönem vurgusunun altını çizdiğiniz için soruyorum. Şimdi şampiyonluk yarışında ilerleme kaydediyor 3 takım. Kafa kafaya gidiyorsunuz. Puan farkları var elbette ki ama çok az bir mesafe ve 32. haftadayız. Dolayısıyla siz şu dönemde böyle bir şeyin yapılıyor olmasını, vurgusunu aslında şampiyonluk yarışına mı yöneltmek istediniz? Burada ben mi yanlış anladım? Bunu sorayım size. Onu da söyleyeyim. Şimdi artık şampiyonluk yarışının finaline geliyoruz biliyorsunuz. Hı hı. 10 maç kaldı yaklaşık olarak. Hı hı. Söylüyorum. Şimdi bu artık finale girilmişken tabii ki normal olan bir şey de her takımın gergin olmasıdır. Yani bu doğal bir şey. Şimdi bu kadar gerginlikte tekrar Federasyon Merkez Hakem Komitesi'nin böyle atama yaparak bu gerginliği biraz daha arttırması benim dikkatimizi, benim derken kamuoyunun, spor kamuoyunun dikkatini, çok büyük dikkatini çekti. Lütfen basını bir inceleyin. Beni bir tarafa bırakın. Ben tarafım çünkü. Beni bir tarafa bırakın. Benim söylediğim yanlış, yalan olabilir size göre. Ama kamuoyu bunu zaten dile getirdi. Defalarca, günlerce bunu yazdılar. Resleşme olarak yazdılar. Haklı, doğru başlıklardı bunlar. Bu başlıkları veren ben değilim. Bu başlıklara sebep olan ben değilim. Bu başlıklara sebep olan Merkez Hakem Komitesi. Kusura bakmasınlar. Bir daha söylüyorum. Bir hakemin, bir takıma maçını yönetmiş bir hakemin ertesi haftaki maçına tekrar verilmesinde bir sakınca da görmüyorum. Ama bu ortamda, bu inatlaşma şekliyle yapılmış olması benim çok bizi rahatsız etti. Evet, peki. Kamuoyunu rahatsız etti. Bir tek beni rahatsız etse hiç önemli değil. Benim camiamı rahatsız etse gene bir takım şeyleri başka türlü konuşabilirdik. Ama bütün kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Buna gerek yoktu dediler. Yani bunu herkes, özellikle yapıldığını düşünüyorsunuz, bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorsunuz. Bir resleşme gibi görüyorum. Evet, bir resleşme ve inatlaşma olarak görüyorsunuz. Peki sadece Beşiktaş kulübüyle mi resleşme ve inatlaşma yaşıyor sizce? O da enteresan ve komik bir ironi var orada. Şimdi diğer takımlar önemli değil, hangi takım olduğu, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Samsun, Ankara Gücü olabilir. Yani inanın takımlarla işim yok benim. Ama öyle bir şey yapmışlar ki, mesela 2,5 sene önce bir takım demiş ki şu hakemi bir daha bize vermeyin. Bu hakemi bir daha bizi görmek istemiyoruz demiş mesela. 2,5 sene vermemişler o hakemi. Hı hı. Bugün veriyorlar. Ama bu bir vermeyin bize dedikleri hakemi vermemek de doğru bir şey mi sizce Sayın Kaynar? Değil. Gayet de bakın sizin... bir daha söylüyorum. Aynı hakemi bir daha verebilirler. İstemiyoruz dediğimiz hakemi bize bir daha verebilirler. Bu önemli değil. Bize değil ama. Herkese yapmaları gerekiyor bunu. Sanki biz herkese eşit davranıyoruz gibi göstermek çabası içinde oldular. Ne yaptılar? İşte 2,5 sene önce biz bu hakemi istemiyoruz diyen takıma 2,5 sene sonra hakem atadılar. 1,5 yıl önce bir başka takımın hocası ya da başkanı ya da yöneticisinin biz bu hakemi istemiyoruz demişler. 1,5 sene o hakem o takımın maçlarına görev almamış. Bugün görev verdiler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir takımın 2,5 sene önce istemediği bir hakemi 2,5 sene sonra bize, çünkü böyle bir atama yaptılar ya, bak biz onları da atadık da getiriyorlar. Ama yani çocuk muyuz Allah aşkınıza? Çocuk mu kandırıyorsunuz? 2,5 senedir siz o atamaları yapmayın. 2,5 sene sonra o atamayı yapın. O hakem 2,5 sene maç yönetmemiş. Yönetememiş. O takımın başını yönetememiş. Bir takımın da 1,5 senedir yönetememiş. Bizimki bir hafta önce oldu. Şimdi bunlar olabilir. Ama dediğiniz gibi bizim şuna karşı değiliz biz. Yani bizim maçımızı niye
Bir hafta önce bizim maçımızı idare eden hakeme verdin değil bizim derdimiz. Hı hı. Bu inatlaşmaya tepkimiz bizim. Evet. Bunun inatlaşma olduğu çok açık ve görünüyor. Bir de bu inatlaşmayı örtbas etmek için de dediğim gibi 2,5 senedir vermedikleri hakemi bu hafta vermişler. 1,5 senedir vermedikleri hakemi bu hafta vermişler. Şimdi bu yani hakikaten çok komik bir durum oldu. Yani kimse bunu anlayamaz. Yani gülünç bir durum bana göre. Ama Beşiktaş Kulübü'nün de hakemlerle ilgili daha önce diğer kulüplere örnek gösterdiniz ama böyle bu hakem bizim maçımıza verilmesin gibi talepleri olmuştu Başkan Fikret Orman döneminde. Ben bizzat biliyorum mesela. Bütün kulüplerin böyle talepleri olabiliyor. Aslında bu talepler bana göre doğru bir şey değil. Ha, elbette ki sizden mi başlayacaklardı bunun artık böyle olmayacağını göstermeye? O ayrı bir tartışılacak konu elbette. Bakın Figen Hanım, bizden de başlayabilirler. Bir başka kulüpten de başlayabilirler. Ama burada çok çok enteresan bir şey var. Demin anlattım. Bir takıma 2,5 senede veremediğiniz hakemi bu maçta veriyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Çalışıyorlar. Biz her takıma eşit davranıyoruz. Size göre her takıma eşit mi davranılmış oluyor? Yani. 1,5 senedir aklınız nerede? 2,5 senedir aklınız nerede? Şimdi bize bu hakemi atıyorsunuz. Bir de dediğim gibi artık finale doğru ligin finali başladı artık. Bu noktada mümkün olduğu kadar kamuoyunu yumuşatıcı mesajlar vermeleri lazım ki biz de rahatlayalım, onlar da rahatlasınlar. Çünkü bütün gün bir haftadan beri bu haberler gündemde gazetelerde, bizim bu haberimiz gündemde. Yani biz böyle gündemde olmak istemiyoruz ki. Evet, peki. Şampiyonluk yarışında şimdi Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Emre Belezoğlu üçlüsü var. Ve hocanızın bu yarışta psikolojik bir savaş olarak da görüyoruz. Aslında puan farkı bu kadar yakın olduğunda biraz psikolojik, biraz tabii ki yetenek, biraz tabii ki futbol ama yani bu kadar puan farkları azken daha çok hocaların psikolojik savaşlarının kazandığı bir şampiyonluk gibi gözüküyor. Siz bu anlamda Sergen Yalçın'ın bu savaşı kazanacağına inanıyor musunuz? Şimdi doğru düşünüyorsunuz. Tabii gergin oluyor. Hepimiz gergin oluyoruz. Yani gergin olmak mümkün değil. Ama Sayın Ahmet Nurçevi Başkanımız bir taraftan para işleriyle uğraşıyor. Bir taraftan ekibini, hepimizi, yönetim kurulunu ve dışarıdan, ben biliyorsunuz yönetim kurulu üyesi değilim. Hı hı. Dışarıdan atadığı kişileri de benim gibi hepimizi mümkün olduğu kadar frenliyor. Bir taraftan bizimle uğraşıyor, gerçekten uğraşıyor. Bir taraftan Ümraniye'ye gidiyor, Sergen Hocam'la görüşüyor, onun dertlerini çare bulmaya çalışıyor ve gerçekten ekonomik olarak biliyorsunuz kulüplerin durumunu, ne kadar zor idare ediliyor artık kulüpler. Beşiktaş zannediyorum kulüplerin içinde ekonomik olarak en rahat durumda olan kulüplerin başında geliyor. Onun da nedeni gerçekten Ahmet Nurçevi Başkanımız, yani kendi malını mülkünü dahil, kendi evini barkını dahil teminat olarak gösterip bankalardan para aldı. Kendi parasını koydu. Yeter ki teknik direktörümüzün, futbolcularımızın paralarının zamanında ödenmiş olmasını sağlamak için. Şimdi bu kadar müthiş bir çalışma yapılıyor. Emin olun ben bile dışarıdan atanan biriyim. Yani kendi işlerimle hemen hemen hiç uğraşmıyorum. Şöyle bir size komik bir örnek vereyim. Bir gün baktım kardeşim bir konum atmış bana. Kardeş şu anda kardeşim işlerinin başında çünkü. Ofiste hep o var. Ofisin konumunu atmış. Kendi ofisimin konumunu atmış. Altına da yazmış. Abi sen herhalde ofisimizin adresini, konumunu unuttun. Ben sana konum atayım da hatırla demiş. Yani gerçekten bütün günüm Beşiktaş'ta geçiyor. Bırakın günü, gece, bütün gece de yardımcılarım var. Ertuğrul, Armağan. Bunlarla aşağı yukarı gece saat 11-12'ye kadar yazışmalarım var. Ne yapabileceğimizi. Başkanımız da öyle. Başkanımla da daha evvelsi gün 11.30'a kadar yazıştığımı biliyorum. Birçok konu oluyor. Öyle de gündem hızlı değişiyor ki. Bir de maçlar biliyorsunuz çok hızlandırılmış maçlar, evet, oynuyoruz. Evet. Bizim şimdi pazar günü bugün maçımız var.
Çarşamba günü bir lig maçımız daha var Alanya ile. Evet. Ondan sonraki pazar bir daha maçımız var. Yani 3 günde bir, 2 günde bir maç oynuyoruz. Dolayısıyla gündem o kadar yoğunlaşıyor ki. Bu gündeme de cevap vermek durumundasınız. Peki. Sergen Hoca kazanır mı bu psikolojik savaşı demiştim. Çok kısacık yanıt alayım. Bir de Beşiktaş şampiyon olacak mı bu sezon? Birer cümleyle benim lütfen. Tabii benim kanaatim Beşiktaş inşallah şampiyonluk. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şu önümüzdeki 3 maç sonra Beşiktaş şampiyonluğa çok yaklaşmış olacaktır inşallah. Şampiyonluğu ilan eder diyorsunuz. Bence eder. Peki. Yani tabii ki 3 hafta sonra ilan edemez de ama 3 hafta sonra işin rengi çok daha ortaya çıkar. Çünkü unutmayınız ki bizim rakiplerimize göre bir maç eksiğimiz de var. Daha bir maç daha oynayacağız biz. Yani bir 3 puanlık daha bir maçımız var. Evet, pekala. Sayın Erol Kaynar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş Medya ve İletişim Sorumlusu, ayrıca Exen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar bizimle birlikteydi. Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyanın en iyi 8 yarım maratonunda bir olarak değerlendirilen Kola İstanbul Yarım Maratonu'nun 16.sı yapıldı. Tarihi Yarımada'da yapılan yarım maratonda dünya rekoru kırıldı. Dünyanın en iyi 8 yarım maratonundan biri olarak değerlendirilen Ne Kolay İstanbul Yarım Maratonu 16. kez gerçekleştirildi. Ne Kolay İstanbul Yarım Maratonu'nda kadınlarda Ruth Çepketiç yarışmayı birinci tamamladı. Üstelik yeni bir rekorun sahibi oldu. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 4 dakika 1 saniyede tamamlayan Kenyalı atlet yarım maraton dünya rekorunu kırdı. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı erkeklerde birinci bitiren dünya yarım maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwot Kendi oldu. Yarışı 59.32'lik dereceyle bitiren Kendi aynı zamanda İstanbul yarım maraton rekorunun yeni sahibi oldu. Seyirciler 103 emekli amiral bildiri yayınladı biliyorsunuz ve Vatan Partisi de yayınlanan bildiriye cevap verdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı şu anda karşımızda. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bizi duyabiliyor musunuz? Özgür Bey karşımızda şu anda. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam, sesle ilgili bir sorunumuz varmış. Onu çözdükten sonra Özgür Bursalı karşımızda olacak. Tekrar biz haberimize devam edelim. İzmir'de Takunya, Urgan, Beledi, Dokuma gibi yok olmaya yüz tutmuş sanatlar Tirekent Müzesi'nde yaşatılıyor. Fatih'in gemilerini karadan yürütmekte kullandığı Tire halatı da bunlardan biri. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan 8 usta müzede küçük atölyede üretim yapmaya devam ediyor. İzmir'in Tire ilçesinde kurulan Kent Müzesi unutulmaya yüz tutan mesleklere sahip çıkıyor. Kendi zanaatlarının son temsilcisi olan 8 usta müzedeki küçük atölyelerde üretim yapıyor. Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan ve Aydın'ın sancak merkezi olan Tire'de tarih mirası olan zanaatlar son ustalar eliyle yaşatılıyor. Urgan ustası Raife Baysal da onlardan biri. Tamamen doğal kendirdendir. Aynı zamanda İstanbul'un fethinde de 1453 yılında Tire'den giden halatlarla gemiler karadan çekilmiştir. Tire halatı oldukça sağlamdır. Tire'ye özgü bir başka zanaat ise beledi dokuması. 60'lı yıllarda kooperatif kapanınca bir kişi hariç herkes beledi dokuması yapmayı bıraktı. O kişi Gülnur Yaykal'ın babasıydı. Ömrünün sonuna kadar 45 yıl devam etti. Böylece bu sanatı yok olmaktan kurtardı. Bunun içinde doğup büyüdüm ben zaten. Babam hani dedem amcasından öğrenmiş. Benim 4. kuşak olarak ben bu işi yapıyorum. Çok güzel, özel bir iş. Normal dokuma tezgahları 2 ayaklı oluyor çoğunlukla. 4 ayaklı var, 6 ayaklı var. 13 ayaklı, 13 şu ayaklar, pedallar bastığım. 24 çerçeveli. Tek tezgah artık bu kalan. Çok karmaşık, matematikle yapılan, desenli, çok fazla desen çıkartan bir kumaş tezgah. Semer ustası Nurettin Baysal, motorlu taşıtlara yenik düşen mesleğini müzede sürdürüyor. Şu zamanlarda semerimizin pek hükmü kalmadı. Hayvanlarımız bitti, bitmek üzere. Ama biz bu mesleği devam ettirmek istiyoruz.
Müze mihmandarı Fatih Bayrakçı, bölge halkından alınan bağışlarla oluşturulan müzede 1500'e yakın eser bulunduğunu söyledi. Trenin geçmişine de baktığımızda İpek yolunda yer alan bir bölge. İllik de yapmış bir bölge zaten. Ticaret noktası açısından eskiden kervanlar çok sık geçermiş bu bölgeden. Bu yüzden de birçok yapı çeşitliliğini görmekteyiz. Aynı zamanda Kutuhan ve Bedesten gibi ticaret hanlarının bulunduğu bir bölge. Müzede takunya, hasır ve yorgan atölyeleriyle berber dükkanı da bulunuyor. Ziyaretçi sayısının yılda 12 bine ulaştığı müze, araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Karın gelişiyle birlikte spor aktiviteleri de başladı. Mersin Kayacı Vadisi'nde rope jumping olarak bilinen iple atlama etkinliği yapıldı. Pandemisiz bir dünya sloganıyla düzenlenen etkinliğe 8 ülkeden 160 sporcu katıldı. Rope. 8 ülkeden 160 sporcu aynı heyecanı yaşadı. Yeşil Vadi'ye iple atladılar. Mersin Erdemli'de bulunan Kayacı Vadisi'nde rope jumping olarak bilinen iple atlama etkinliği yapıldı. Sporcular doğal güzellikleriyle öne çıkan Kayacı Vadisi'nde 258 metre yükseklikten atlayış yaptı. Pandemisiz bir dünya sloganıyla düzenlenen etkinliğe 8 ülkeden 160 sporcu katıldı. Dünyanın bütün renklerini Erdemli'mizin güzellikleriyle birleştirerek buradan 258 metre yükseklikten atlayış yapılan yerden pandemi illetine dur diyoruz. Rope Jumping Türkiye Koordinatörü Burak Helepliler etkinlikte heyecanlı anlar yaşandığını belirtti. Organizasyondan dolayı belediyeye teşekkür etti. Böyle bir coğrafya, böyle bir güzelliği başka bir yerde yakalamak hasreten mümkün değil. Çok güzel ama o kadar yükseklikten kaç kişi atlayabilir bilemiyoruz. Devam ediyoruz haberlerimize. İzmir'de jandarma kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı. Kazı alanında eşine az rastlanan 1500 yıllık mozaik ve manastır kalıntısı bulundu. İzmir'in Alaağa ilçesindeki kaçak kazı operasyonunda çok değerli kalıntılara rastlandı. Ulaşımın bulunmadığı dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler toprağın 2 metre altındaki kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlanan 1500 yıllık mozaik tespit edildi. Bölge koruma altına alındı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, bölgenin tescilli alan olduğunu söyledi. İzmir, Manisa, Bergama'nın tam sınırlarında dağlık, ulaşılması gerçekten çok zor bölgedir. Traktörle veya özel arazi araçlarla gelinebilir bir alan. Biz mozaiğimizi tekrar tespitini yaptık, temizliğini yaptık, belgeledik. Konservasyonu yapacağız, üstünü örteceğiz. Daha sonra da hızlı bir şekilde müzeye taşıyacağız. Keser kalıntıların özelliklerini anlattı. İçinde bulunduğumuz olan bir manastır ve manastırın içindeki kilise yapısı olması gerekiyor. Hemen orada bir bazilikasını görüyoruz. Altta tavan mozaikleri çok rahat bir şekilde belli oluyor. Üzerinde 4 satır bir yazıt var, Yunanca bir yazıt var. Olasılıkla 6. yüzyıldan sonra yapılmış olması gerekiyor buranın. Dönemindeki din adamlarının burada inzivaya çekildikleri, dini ibadetlerini yapıldıkları anlaşılıyor. Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstündeki yazıda, kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin mozeyi ailesinin esenliği için yaptırdığı yazıyor. Tartışmaları başlığı altında 103 emekli amiral bir bildiri yayınladı. Bildiri tepki çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mavi Vatan'da cephe gerisine hedef alındığını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiriye ilişkin resmen soruşturma başlattı. Ya başka 90... uluslararası anlamda böyle bir kararlı. Montreux'yu tanımıyorum, fethettim dersin. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde bakanlar kurulumuz değil, Almanya da bunu yapabilir, Amerika da yapabilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bu sözlerinin ardından Montreux tartışması başladı. Emekli 103 amiral de bir bildiri yayınladı. Bildiride Montreux'ün tartışma konusu yapılmaktan kaçınılması istendi. Bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz denildi.
Bu bildirinin ardından ilk tepki hükümet adına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündedir. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun kanıtıdır. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için mücadele verirken, bir takım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. 103 emekli amiralin ortak imzalı yayınlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi MHP nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. 103 emekli amiralin hazırladığı bildirinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Emekli amiralin bildirisiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında binlerce yıllık tarihi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında olduğundan kimsenin şüphesi olmasın ifadeleri kullanıldı. Bildiriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve dışında Doğu Akdeniz'de kararlılıkla mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadeleri yer aldı. Bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamayacağı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında ordunun giderek güçlendiğini, uzun yıllardan beri hayal ettiği harekat etkinliğine ulaştığı ifade edildi. Evet sevgili seyirciler, 103 emekli amiral bildiri yayınladı. Vatan Partisi de yayınlanan bildiriye cevap verdi. Şimdi karşımızda Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı var. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, yayınlanan bildiriyle ilgili görüşlerinizi alalım öncelikle. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Vatan Partisi olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Fırtına koşullarında sorumsuz bildiri başlığıyla. Bir kere esasına geçmeden önce şunu ifade etmek isterim. İfade özgürlüğü kapsamında da bu bildiri tartışılıyor yoğun şekilde. Öncelikle anayasamızın 25. ve 26. maddelerinde de belirtildiği üzere herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 26. madde bunu çok açık ifade etmektedir. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim tek başına veya toplu olarak açıklama hürriyetine sahiptir diye ifade eder. Bu alanda vatandaşlarımızın yani emekli amirallerin de Ayasofya Camii imamının da manavın da üreticinin de esnafın da görüşlerini açıklama hürriyeti vardır. Bunun altını öncelikle çizelim. Ama tabii görüşlerinin doğru ya da yanlış olması, görüşlerdeki hatalar vesaire bu düşünceyi açıklama hürriyetinin önünde engel değildir. Bir kere bunu bir koymak lazım. 103 emekli amiralin bildirisine gelince. Şimdi bir kere bu bildiri Türkiye'nin bugünkü mücadelesiyle, koşullarıyla ve gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye'nin
güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bugünkü koşullarda iç cephede karışıklıklar yaratan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı güvensizlikler yaratan ve bir takım kuşkular yaymaya hizmet eden bu bildiri bu bakımdan çok ciddi bir sorumsuzluktur. Şimdi bakın bu bildiri hangi koşullarda, hangi ortamda yayınlanıyor? Bir kere Türkiye bugün hangi sürecin içinden geçiyor? Bunu görmemiz lazım. Bunu gördüğümüz zaman bildirideki sorumsuzluğu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Türkiye 2014-15'ten beri bir savaş veriyor. Buna Vatan Savaşı diyebilirsiniz. İkinci İstiklal Savaşı da diyoruz. Vatan Partisi önderliğinde Silivri duvarlarının yıkılması ve Türk ordusunun özgürleşmesiyle beraber başlayan AK Parti hükümetiyle, hükümetinin de tabii hareketiyle 24 Temmuz 2015'te PKK'yı hendeklere gömme harekatı başlattı Türk ordusu. Ve bu ABD'nin esaretinden bir kurtuluştu aynı zamanda. Ardından Amerikan-İsrail koridoru yarıldı. PKK'yı ezdik. İkinci İsrail planını bozguna uğrattık. Bu süreçte Amerikan Gladius'u da ezildi. Bakın bunlar dünya çapında başarılar. Dünyada Amerikan Gladius'unu ezen tek NATO ülkesi olarak Türkiye tarihe geçmiştir. PKK bitme noktasına gelmiştir. FETÖ devletin bütün kurumlarından temizlenmiştir ve o temizlik devam etmektedir. Millet birleşmiştir, Türkiye ayağa kalkmıştır. Hele hele bugün Türkiye Karadeniz'den Akdeniz'e kadar tek cephede çok kritik bir sürecin içine girdi. Bir ikinci İstiklal Savaşı ve üretim devrim mücadelesinin içinde. Ve bu mücadele içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk donanması Atatürk'ün çizgisinde altın çağındadır ve bu mücadelenin en ön mevzisindedir. Ordumuz savaşmaktadır ve Atatürk'ün çizgisinde savaşmaktadır. O yüzden tam da bugün işte Amerikan emperyalizminin Karadeniz'deki kışkırtmaları, Ukrayna üzerinden, Yunanistan üzerinden Akdeniz'e ve Türkiye'de Türkiye'yi yalnızlaştıracak Akdeniz'de ve Karadeniz'de Rusya ve bütün Asya ülkelerine tehditler yönelttiği, Türkiye'nin potansiyel müttefikleriyle, dostlarıyla arasını açmak için çeşitli kışkırtmalar tertiplediği günlerin içindeyiz. Yani denizler dalgalı, fırtınalar kopmak üzere Türkiye kritik bir yol ağzında. Bütün Rusya, Türkiye, Çin, Asya tehdidi altında. Bir yandan içeride üretim devrimine geçmenin zorluklarını, sancılarını yaşıyoruz. Şimdi bu koşullarda bir grup amiral çıkıyor ve bütün bu gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir tabloyu Türkiye'nin önüne bir bildiriyle koyuyorlar. O yüzden bu bildiriyi bu koşullarda yaratmak, yayınlamak, bir kere Türkiye'nin güvenlik sorunlarından bir haber olmak ve iç cephede birliği maalesef birliğe yönelik tehditleri kışkırtan bir etkide bulunmak anlamına geliyor. O bakımdan yani bildiride Montreux'u konu alıyor, Atatürk'ü ve irticayı konu alıyor. Bakın böyle bir şey de söz konusu değil. Yani Türkiye'de Montreux'un ortadan kalkma, Türkiye'nin Montreux'den çıkması gibi bir tehlike yoktur. Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu konuda daha geçen hafta, yani aradan bir hafta geçti sanırım, çok net kamuoyuna ifade etmiştir. Lozan gibi, Montreux gibi anlaşmalardan çıkmanın söz konusu olmayacağını, bunun imkansız olduğunu ve bunların Türkiye'nin İstiklal Harbi ile kazandığı çok önemli mevzileri olduğunu aklımızdan bile geçmiyor diye ifade etmiştir. Şimdi bu kadar açık. Böyle bir tehlike yok. Ayrıca sadece Sayın Meclis Başkanı'nın söylemesine değil, yani yaşadığımız ortama, şu sürece de bakarsak Türkiye'nin Montreux'den çıkmasının ihtimalinin olmadığını görürüz. İkincisi irtica meselesi. Türkiye'nin önünde böyle heyrolar yaratıyorlar. Burada bir irtica tehlikesi de yok. Çünkü bugün irticayla en kapsamlı mücadele veriliyor bu süreç. Yani bu yayının başında da tarif ettiğimiz 2014'ten 21'e kadar olan süreç Türkiye'nin köklü bir şekilde irticayla çok kapsamlı bir mücadele ettiğinin aynı zamanda sürecidir. Yani Amerikan gladyosu ezilmiş, FETÖ devletin bütün kurumlarından temizlenmeye başlanmış. Son bir ayda yani 1000 kişi devletin çeşitli kurumlarından çıkarılmış, ihraç edilmiş. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 21 binden fazla kişi ihraç edilmiş. Çok önemli bütün bunlar ve böyle bir süreçte, ve Amerika ile savaşıyor bu Türk ordusu. Böyle bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtica arasında çeşitli bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Bir takım münferit olaylar. O olaylar yanlışsa o olayların üzerine gidilmeli. Türkiye FETÖ'yü temizledi. Türk ordusu da içinden FETÖ'yü temizliyor. Varsa kalıntıları onlar da temizlenir. Bu ayrı. Ama toplam fotoğraf içerisinde birkaç münferit olayla ortalığı bulandırmak,
kuşkular yaratmak, mücadelenin önüne yeni barikatlar çekmek, bunlar düşmana hizmet eder ve maalesef düşmanı sevindirir. O bakımdan Atatürk konusunda da Türkiye Atatürk'e sarılmış, Türk ordusu Atatürk'le savaşıyor. Atatürk'ü yanlış yerlerde ararsa amirallerimiz bulamazlar. Atatürk'ü aramak için doğru yerlere bakmak lazım. Atatürk bugün Karadeniz cephesinde. Atatürk bugün işte 15 Temmuz gecesindeki savaşımızda, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Rusya-İran dostluğunda, Asya'da ve Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da. Atatürk burada. Siz Atatürk'ü buralarda aramayı bırakıp başka yerlere bakarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız ve işte ortaya böyle büyük yanılsamalar çıkar. O yüzden bugün ordumuz Atatürk gibi savaştığı için bu başarıları elde ediyor. Bakın Milli Savunma Bakanlığımızın da açıklaması çok tarihi ve önemlidir. Ne diyor? Atatürk'ün izinde, akıl ve bilimin ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesine devam edecektir diyor. Bu açıklamalar düşmanı sevindirir diyor. Türk ordusu dört cephede mücadele ediyor diyor. O yüzden bir takım gerçeklerle bağlantıları olmayan açıklamalar maalesef Atlantik merkezde olduğunda görüyoruz. Çünkü bu ortam kime yarar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini bozmak kime yarar? Türkiye'de iç cephede kargaşalıklar çıkarmak kime yarar? Bu kuşkuları yaratmak, yaymak kime yarar? Bunu düşünmemiz lazım. Bu anlamda bir takım medya organlarını da buradan uyarıyoruz. Bu gerçekle bağlantısı olmayan münferit olayları kaynatıp kaynatıp Türkiye'nin kamuoyunun önüne getirip bir irtica tehlikesi varmış gibi, Türkiye'de bir Atatürk tehlikesi varmış gibi, Atatürk'ün bırakılma tehlikesi varmış gibi çeşitli yanılsamaları Türkiye kamuoyuna getiriyorlar. Bunlar gazetecilik değil, gazetecilik marifeti yaptıklarını sanıyorlar. Türkiye'de gazeteciler de mücadelenin içinde ve herkes kendisine bu soruyu sorması lazım. Ben bu Türkiye'nin 2. İstiklal Savaşı mücadelesinden neredeyim? Bu soruya doğru yanıtı verdiğiniz zaman gazeteci sorumluluğu da buna göre oluyor. O bakımdan biz umutluyuz ve güvenliyiz. Geleceğimiz açık. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Altın Çağ'ında donanmamız, Mavi Vatan'da bayrağımız dalgalanıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde Türkiye emperyalizmin taşeronlarına karşı, terör örgütlerine karşı büyük bir onurla mücadelesine devam ediyor ve zaferlerle devam ediyor. O bakımdan çok rahat olalım ve bu tip Türkiye'nin önünde yeni gündemler yaratan, gerçeklikle bağlantısı olmayan bildirilere karşı da tavrımızı net koyalım. Bakın şunu da ekleyeyim. Buradan darbe falan çıkmaz. Darbeyi Türkiye ezdi. 15-16 Temmuz'da Türkiye o darbeyi ezdi. Darbe yapacak kuvvetleri de ezdi. Yani bu saatten sonra Amerika gelip Ankara'yı silahla işgal etmezse Türkiye'de darbe falan olmaz. Türkiye teslim alınamaz ki ve bunu yapma şansları sıfırdır. O yüzden bir uyarıda da bulunmak isteriz. Hükümet yöneticilerimizin özellikle daha soğukkanlı, daha vakur, kendine güvenli olmaları lazım. Çünkü bu bildiriye yönelik bazı ölçüsüz ifadeler de tıpkı bildirinin yol açtığı iklimi, o karışıklık ortamını besliyor ve bildirinin sorumsuzluğunu paylaşıyor. Burada Türkiye'yi yönetenlerin daha serin kanlı ve kendine güvenen tavırlar içerisinde olması lazım. Vatan Partisi serin kanlı, kendine güveniyor ve çerçevesini çiziyor işin. Türkiye'de darbe tehlikesi de yoktur. Türkiye'de irtica tehlikesi de yoktur. O bakımdan bu bildiri ciddi bir bildiri değildir ve bir sorumsuzluk barındırmaktadır. Biz Vatan Partisi olarak bütün kamu yönetimini, milletimizi, partilerimizi, kitle örgütlerimizi, herkesi bu mücadelede 2. İstiklal Savaşı ve üretim devrimi mevzisinde birleşmeye, sorumlu olmaya ve soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Evet, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, gün içinden programının sonuna geldik. Haftaya pazar günü saatler 14'ü gösterdiğinde ben Figen Civan tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.